Krem ile Krem'den herkese merhaba. Hayattayız, yaşıyoruz. İsyanlara rağmen Krem ile Krem'in yoluna devam ediyor. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Malum çok önemli bir Rusya bir sınamadan geçti. Bir isyan, Prigojin isyanı yaşadı. Bunu biraz ele alacağız. Baş döndürücü hızda ilerliyor gerçekten Rusya'daki gelişmeler. Bir gün eğer anılarımı yazarsam müthiş anılar, dakikalar, saatler biriktiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün ne yapacağız? Bugün Prigojin isyanının öyle adlandırıyorum artık herhalde zannediyorum isyan kelimesi en uygun mevcut alternatifler arasında. Kısaca ifade etmek gerekirse bunun Z raporunu çıkaracağız. Rusya için anlamı neydi? Bu mesele nasıl etkileyecek Rusya iç siyasetini, dış siyasetini? Putin 2024'te koltuğunu koruyabilecek mi? Şaygu, Gerasimov ne olacak? Wagner ne olacak? Prigojin ne olacak? Dediğim gibi böyle A'dan Z'ye meselenin bir raporunu çıkaralım istiyorum. Ondan önce tabii hani ne yapmamız lazım? Abone olmamız lazım. Kerim ile Krem'le abone olmanız lazım. Bakın haftalardır söylüyorum. Bana 10.000 aboneyi verin. Huzur içinde çözülsün dedim. Vermediniz, isyan çıktı. Eğer yakın bir zaman içerisinde vermezseniz nükleer savaş falan çıkabilir ona göre. Yani beni Kerim ile Krem'in daha doğrusu diyelim. Ukrayna savaşının veya müzakerelerinin bir parçası haline getirmeyin diye ufaktan bir uyarıda bulunmuş olayım. Gençlere güveniyorum özellikle. Hayat daha uzun. Malum Kerim ile Krem'le abone olun. Bir nükleer savaş yaşamayın isterseniz. Şaka bir yana tabii direkten döndüğümüzü söyleyebilirim zannediyorum. Neyse YouTube kanalına Kerim ile Krem'le eğer beğeniyorsanız, videolardan istifade ediyorsanız, abone olursanız çok memnun olurum. Yine beğeniyorsanız, istifade ediyorsanız beğenme tuşuna basarsanız güzel olur. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi muhakkak bekliyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Okuyorum her birini gerçekten. Ve bildirimleri açıp başka insanlarla da paylaşırsanız eğer beğeniyorsanız videoları yine harika olur, güzel olur. Bununla birlikte tabii bugün tabii Kurban Bayramı başladı. Malum bayramı kutlayan izleyicilerin de olduğunu tahmin ediyorum muhakkak. Hepinizin de Kurban Bayramı'nı kutlayanların hepsinin bayramını tebrik ederim. Sevdiklerinizle, yakınlarınızla güzel bayramlar, anılar yaşamanızı dilerim. Eğer sevdiklerinizden, yakınlarınızdan ayrıysanız da en yakın zamanda kavuşup bayramları daha böyle tam mutluluk içerisinde geçirmenizi yine temenni ediyorum deyip bugünkü videoya başlayalım. Yine harika bir video olacak. Böyle hani Rusya Federasyonu ben öyle diyorum action land, yani böyle aksiyon coğrafyası, aksiyon toprakları buralar. Muhakkak her gün, hemen hemen her gün olağanüstü dediğim gibi gelişmeler oluyor. Bunları ele alacağız detaylı bir şekilde. Başlayalım isterseniz. Bir saniye özür dilerim. Şimdi Putin ne yaptı? Dün bir toplantı yaptı. Askeri, daha doğrusu Silovik ekiplerinin temsilcileriyle ilgili, onları bir Kremlin'de orada Sabornaya Ploşit denir, orada Kremlin toprakları içerisinde kiliseler vardır, onların bir meydanı vardır, orada bir konuşma yaptı, kısa bir konuşma yaptı. Tabii o konuşmaya geleceğiz, ancak bundan önce benim şunu söylemem lazım. Bu meselenin zannımca gerçekten çok yakın takip ettiğimiz bir mesele oldu. Bu YouTube kanalında hani Kerim'le Krem'de daha önce defalarca yayınlarda bahsettik. Bu meselenin adını koymak lazım. Bir doğru teşhisini koymak lazım bence en başta. Daha önce de dediğim gibi bu mesele bir darbe değil idi. Bu bir iktidar değişimini amaçlamıyor idi. Kremlin'de işte Putin gitsin yerine Prigojin gelsin, böyle bir durum yoktu zaten. Daha bu Kremlin'in kuleleri arasındaki o güç mücadelesinin sonucunda yaşanan bir olay idi. O kavgalar, gürültüler tasfiye ile başlamıştı. Yani meselenin biraz çıkış noktası belki öyleydi. Bir önceki yayında zaten detaylı anlattım. Kremlin'in Wagner'i tasfiye etme kararı Savunma Bakanlığı ile birlikte alması ve bunun Prigojin'in başını çektiği, Wagner'den çeşitli ekiplerin de katıldığı bir isyana dönüşmesi ve bunun da yine
İşte Wagner veya Prigojin ekibi konvoyu Moskova'ya doğru ilerlerken belki hatta iç savaşa bile dönüşebilecek bir kriz idi bu netice itibaren. Hani eğer uzun anlatacaksak böyleydi. Ancak hani kısaca dediğim gibi alternatifler arasında hani baktığınızda şu an için en uygun ifade sanki hani isyan mantıklı geliyor. Bunu belirtmem lazım. Çünkü darbe değil idi. Darbede iki seçenek olur. Ya kazanırsınız, iktidarı değiştirirsiniz ve yargılanmazsınız. Hani Türkiye darbeler tarihi malum, hepimiz biliyoruz. Ya da darbede başarısız olursunuz, kelleniz gider netice itibariyle. Ama biz ne gördük? Yani hani üçüncü bir seçenek yoktur darbede. Böyle hamilelik gibi tabiri caizse, yani yarım hamile falan diye bir durum yoktur, yarım darbe diye bir şey yoktur. Bu meselede biz ne gördük? Bir anlaşma sağlandığını gördük. Nitekim olabilirdi. Zaten meselenin çıkış noktası da böyle bir anlaşmanın sağlanma ihtimalini tamamen yabana atmamayı gerektiriyordu. Zaten nitekim bir önceki videoda da bu meseleyi o açıdan detaylı ele almıştık. Demek istediğim şu: teşhisi başta doğru koymak lazım ki hastalığı tedavi edebilelim veya analizi doğru yapabilelim. Bunun için bunu söylüyorum. Ciddi bir mesele, önemli bir meseleydi. Bu çok önemli bir meseleydi. Ama adını doğru koymak lazım. Bu açıdan da hani Kerim ile Kremlin'in de açıkçası ben bu son yaşanan krizde gerçekten alnının akıyla çıktığını düşünüyorum. Netice itibariyle bu meseleyi çok önceden ele almıştık, öngörmüştük. Şimdi tabii Putin'in konuşmasına gelirsek, dediğim gibi tüm Silovik'i temsilcileri vardı. Burada işte Rosguvardiya, MVD, İçişleri Bakanlığı veya ordudan temsilciler falan, istihbaratta falan da vardı. Siz de silahlı isyan denemesinde dedi kanunları ve düzeni korudunuz falan, çeşitli açıklamalar yaptı. Aslında dedi bir fiiliyatta dedi bir iç savaşı durdurdunuz dedi. Bu önemliydi gerçekten. Bu söylediği bence en önemli, o dün söyledikleri içerisinde bu cümle önemliydi. Yaptığınız işle işte Rusya halkına ve askerlik yeminine sadık kaldınız. Ukrayna'daki birliklerimizi çekmek zorunda kalmadık. 3-4 dakikalık bir konuşmaydı. Tabii şurası ilginçti. İsyan sırasında ölen pilotlarımız oldu diyor. Onlar görevlerini yaptılar, işte onun için bir saygı duruşunda bulunalım dedi. Bu anlamda oraya birazdan bir daha geleceğiz ölen pilotlarla ilgili. Dolayısıyla cumartesiden sonra pazartesi ve salı günü Putin böyle birkaç defa ard arda çeşitli kısa konuşmalar yaptı. Bunlar meselenin toparlanmaya çalışılmasıyla alakalı bir mesele, öyle söyleyeyim. Hani tek bir konuşmada sanki böyle yarım kalmış hususlar oldu falan, onu ertesi gün tamamlıyor veya bir sonraki konuşmada böyle kısa ilginç bir tutum sergilendiğini belirteyim ben burada. Ortam nasıldı diye sorarsanız, hani şu görüntüler belki eğer açılırsa görüntülerden bakabiliriz. Açılmazsa yapacak bir şey yok. Şuraya bir saniye. Burada Kremlin işte o meydana çıkışı falan Putin'in. Bir saniye, ses gelmiyor. Özür dilerim, ses gelmedi. Önemli değil aslında çok da. Ortam şöyle bir ortam. Buradan belki bakabiliriz açılırsa. Ortamı görün diye gösteriyorum. İşte top atışları falan da oldu. Şurada Putin konuşuyor. Böyle Rusya'daki o güvenlik ekiplerinin, birimlerinin, sınırlı sayıdaki temsilcilerinin katıldığı bir toplantıydı, konuşmaydı bu. Öte yandan Putin bu konuşma sonrasında Kremlin'de bir de ordunun bazı yetkin isimleriyle görüştü. Temsilcileriyle veya nasıl diyelim, askerlerle görüştü. Burada yaptığı çeşitli açıklamalar da var. Şimdi ona bir bakalım kısaca. Ondan sonra şey yapacağım. Devam edeceğiz. Burada yine 8-10 dakikalık bir konuşma yaptı. Dediğim gibi sürekli böyle 2-3 gündür Putin kısa konuşmalarla bir önceki konuşmada sanki söyleyemediğini veya söylemek istemediğini bir sonrakinde söylüyormuş gibi bir durum oluştu. Önemli değil. Burada şunu söyledi. Bu ilginçti. Bu bence çok gerçekten önemliydi. Wagner dedi bu süre içerisinde devletten para aldı zaten dedi. 2022 Mayıs ile 2023 Mayıs arasında 86 milyar ruble devlet ödedi, finanse etti dedi. Concord şirketi var malum, Prigojin'in o yemek catering şirketi. O da 80 milyar ruble. Bunlar yaklaşık 1 milyar dolar falan ediyor. Biraz daha belki fazla olabilir. Yani
Tabii bu doğrudur yanlıştır o ayrı bir şey. Ancak burada kabul edilen en üst düzeyde Rusya şunu kabul etmiş oldu. Önceki yıllarda Wagner'le bir işimiz yok diyordu. Devletle bir ilgisi falan yok diyordu. Burada bırakın devletle ilgisinin olup olmamasını, Wagner'i direkt devletin finanse ettiğini en üst düzeyde Rusya açıklamış oldu. Bunun altını çizelim. Hatta hatırlarsanız Erdoğan'la falan 2020 yılı Ocak ayında olması lazım basın toplantısında demişti. Önceki yıllarda da yine bir iki defa söylemişti. Wagner'le bizim işimiz yok. Kremlin veya Rusya'yla Wagner'in bir işi yok. Özel bir askeri şirket falan demişti. Ama ben hep demiştim, o zamanki başka yayınlarda da belirtmiştim. Bu Wagner meselesi askeri istihbaratın bir aparatı, bir enstrümanı olarak kuruldu. Öyle de devam ediyor idi. Dolayısıyla ama hani Ukrayna'daki savaşla birlikte zaten Wagner'in Rusya'ya çalıştığı bir şekilde yani ordunun bünyesinde yer aldığı falan da belli oldu. Ve hani artık Pandora'nın kutusu açıldığı için saklanacak bir şeyin de kalmadı, belirtilmiş oldu. Putin'in ama bunu böyle açıklamış olması bence gerçekten önemliydi. Öte yandan tabii nasıl diyelim, Putin bu paraları dedi nasıl aldılar, nasıl harcadılar bir bakacağız dedi. Yani bir anlamda hani Wagner meselesi, Prigojin diyelim ki isyan dolayısıyla hani yargılanmayacak kararı aldı. Birazdan ona geleceğiz. Ancak başka meselelerden dolayı o başına bela açılabilecek Rusya topraklarında davalar söz konusu olabilir. Tabii bu şimdi mi aklınıza geliyordu diye hani bunu sorabilirsiniz. Öyle işte. Böyle isyan olunca o şimdi aklına geliyor Rusya devletinin. Bu iş biraz öyle. Şimdi öte yandan dün yine Viktor Zolotov konuştu. Rosguvardiya'nın başındaki isim bu. Rosguvardiya 2016 yılında hani hep o zamanki eleştirilerdi bunlar. Putin'in özel ordusu, şahsi ordusu falan diye öyle yorumlanabilecek şekilde kuruldu. Direkt başkanlığı koruyan polisten ayrı, askerden ayrı bir hani ulusal muhafızlar birliği gibi falan düşünebilirsiniz. Ama 350 bin personeli var. Bunun başına 90'lı yıllardan beri Putin'in korumalığını yapan veya yakınında bulunan Viktor Zolotov getirildi. Deli dolu bir adamdır bu. Yani bildiğiniz deli dolu bir adamdır. Şimdi Viktor Zolotov dün Kremlin'deydi, bir açıklama yaptı. Dedi ki isyancılar dedi hiçbir şekilde dedi Moskova'yı alamazlardı. Tabii iş içten geçtikten sonra bunu söylemek kolay ama o gün hani herkes ecel teri döktüydü belki de, yani bilmiyoruz. Wagner'in hızlı ilerlemesinin nedeni dedi ana güçlerin dedi Moskova'ya çekilmesi dedi. Yani biz hesaplaşmayı burada yapacaktık falan dedi. Bu da bir tuhaf aslında, ben bilmiyorum, bana bir garip geliyor bu. Yani savaş veya çatışmanın Moskova'da olması mı önemli, yoksa Moskova'nın dışında gelmeden, buralara çok gelmeden, Moskova'ya yaklaşmadan mı çözülmesi gerekiyordu? Tartışılır. Moskova'da diyor her türlü bastırılırdı isyan. Yani Moskova'ya girebilirlerdi ama Moskova'da kazanamazlardı diyor o isyanı diyor. Neyse. Biz diyor onlara da, o Wagner'cilere de diyor teşekkür ediyoruz kendilerini dizginleyebildikleri için diyor. Ateş açılmadı neticede diyor. Bu süreçte diyor batılı istihbarat örgütleri zaten diyor kendileri de hani Washington Post, New York Times falan da yazdılar malum. Amerika'nın önceden bildiğini falan. Diyor ki Batı'yı suçladı biraz. Prigojin'in hırsları üzerine oynadılar falan diyor. Bence öyle değil. Yani Batı'nın direkt somut bir şekilde bu işin içerisinde olduğuna dair elimizde bir veri yok. Olabilirse de teorik planda olabilir ama elimizde bununla ilgili somut bir şey yok en azından şu an. Ben öyle düşünüyorum. Öte yandan şunu da söyledi Zolotov. Biz dedi zaten bizim de haberimiz vardı dedi. Yani hani Batı'yı biraz o taraftan suçlarken önceden haberleri vardı Prigojin'in hırsları üzerine oynadılar. Bizim de haberimiz vardı. Biz de tam 22 Haziran 25 Haziran arası bir şey olacağını biliyorduk dedi. Şimdi yani bu iş biraz bilmek ayrı, tabii önlemini almak ayrı. Ama Wagner'in yola çıkışı sonrasında muhtemelen zaten çıkmadan öncesinde anlaştıkları kesimler var, klikler var. Bu güvenlik eliti içerisinde ekipler arasında. Onu zaten biz şehirler pat 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 bir anlamda düşerken işte Rostov, Voronej, Lipetsk falan, onu orada resmen canlı yayında izlemiş olduk. Dolayısıyla hani Zolotov da böyle bir isim. Görelim, bilelim yani diye bunu gösteriyorum ekranda. Zolotov
Zolotov, bizim tanklarımız yoktu dedi. Şimdi bu saatten sonra tanklarımız falan olacak dedi. Normalde Rosguvardiya toplumsal böyle muhalefet diyebileceğimiz veya kitlesel eylemleri bastırmak için kurulmuş bir güvenlik birimiydi. Ancak Rosguvardiya aynı zamanda yurt dışına da faaliyet falan gösteriyor. Yani bu nasıl diyelim, yetki alanı çok genişledi son yıllarda. Hatta yurt dışında başka ülkelerde işte devlet başkanlığı sarayları veya hani Rusya'nın yakın içerisinde olduğu bazı devletlerin yaşadığı sorunlar olabiliyor malum. Veya enerji tesisleri, stratejik tesisleri korumakla falan da görev aldılar. Hatta ben size şunu söyleyeyim. 24 Şubat 2022'de o Rusya'nın Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla veya Rusya'nın topyekün işgali başladığı zaman ilk esir düşen Rus askerleri Rosguvardiya'nın askerleriydi. Yani bu şu anlama geliyordu bir açıdan. Hani Putin veya Rusya Ukrayna'nın direnmeyeceğine o kadar inanmış ki, savaşın o kadar kısa sürede biteceğini düşünmüş ki hiç başlamadan belki, iç güvenlik birimi, Rosguvardiya ekipleri önde gönderilmiş. Yani siz girdik aldık iç düzeni sağlamakla görevlisiniz şeklinde. Ama biz onların ilk esir alınan Rus askerleri Rosguvardiya askerleriydi, onu gördük. Dolayısıyla bu hesap hatasının da bir yanlış, işte bir anlamda hani o hesap hatasının da yapıldığı anlamına geliyor idi. Yani Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak. Dolayısıyla hani Rosguvardiya onu öyle söyledi. Artık tanklarımız olacak işte, belki de Wagner'den falan. Onu resmi olarak yalanladılar ama Wagner'in silahlarını dün itibariyle Savunma Bakanlığı'na ağır silahlarını teslim etmesiyle ilgili sürecin başladığı açıklandı Savunma Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla orada o bazı parçalar herhalde anladığım kadarıyla Rosguvardiya'ya teslim edilecektir kanaatindeyim. Şimdi geçelim diğer bir kritik isim Lukashenko. Lukashenko malum Belarus lideri. Bu süreçte gerçekten çok kritik bir rol oynadı. Onun altını çizelim. Bir arabuluculuk işi kotardı. Önemli bir arabuluculuk işiydi bu. Prigojin ile bir anlamda Putin arasında o arabuluculuğu yapmış oldu. Lukashenko kendisi teklif etmiş. Daha doğrusu şöyle, saat 10'da diyor işte Putin bir konuşma yapmıştı cumartesi sabahı malum. Ve 10 dakika sonra, konuşmadan hemen birkaç dakika sonrasında Lukashenko'yu aramış Putin. Ve orada Lukashenko demiş ki, bu ilginç. Ben demiş Prigojin'i zaten herhalde Putin biliyordur da o anlamda, ama bu daha sonradan basına açıklandı. Ben Prigojin'i 20 yıldır tanıyorum. Bu yani yıl önemli gerçekten, çünkü Prigojin Wagner'i veya Wagner 2013-2014'te kuruldu. 20 yıl demek bu meselenin çok daha öncesine gitmesi demek. Yani bir anlamda belki de yani Prigojin bir askeri istihbarat meselesinde belki de Belarus'ta belli ölçüde iş veya bir şeylerde kotarılmış da olabilir, bilemiyorum artık. 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu arada Wagner'in Sadat'tan, Türkiye'deki Sadat'tan daha sonra kurulduğunu da belirteyim. Bazıları çünkü hani Wagner mi örnek aldı Sadat'ı, Sadat mı Wagner'i örnek aldı diye hani orada bir karıştırma yapıyorlar. Örnek aldıkları yerler sonrasında olmuştur birbirlerinden. Ancak neticede Sadat Türkiye'de 2012 Şubat'ta kuruldu. Öbürü 2014'te kuruluyor yani. Dolayısıyla hani onu da karıştırmamak lazım. Neyse burada Prigojin'le ben konuşayım demiş. Dün bu meseleleri, daha doğrusu cumartesi akşamı zaten ilk arabuluculuğun sonuç verdiğini Belarus'un Cumhurbaşkanlığı Telegram hesabından yayınlanan açıklamayla biz öğrendik. Pul Pervova derler Belaruslular. Cumhurbaşkanlığının o şeyine, nasıl diyelim, gazeteci ekibine. Bunun Türkçesi şey demektir, yani birincinin havuzu diye. Hani Türkiye'de havuz medyası falan denir ya, ama burada resmi ismi Belarus'ta öyledir. Kremlin Pool aynı şekilde, o şekilde yani Kremlin'in de gazetecilik, Kremlin için, Kremlin takip eden gazeteci için de Kremlin havuzu gazetecileri denir. Ama bu negatif anlamda kullanılmaz, öyle söyleyeyim. Türkiye'deki gibi değildir. Burada da yani birincinin havuzu, öyle söyleyeyim. Yani Belarus'un, onun adı da öyle, Pool Pervova. Birincinin havuzunun Telegram hesabının bildirdiğine göre işte o anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Bu açıdan tabii sonrasında Lukashenko
Gerçekten dün bir detaylı böyle ince ayrıntılara kadar anlattığı, böyle askerleri toplamış orada, yine güvenlik ekibini toplamış Belarus'un orada çeşitli açıklamalar yaptı. Şurada görüntüleri görelim, devam edeceğim. Всем нам, мне больше, вам меньше. Нам надо быть внимательны к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК Вагнер и другие. И нам надо вовремя реагировать на... Şu şöyle de başka bir kareden de hemen gösterip devam edeceğim. Должностных лиц и... Yani olay şu, Lukashenko burada şunları söyledi, dedi ki bu meselede dedi kahraman yok. Bence bu önemliydi gerçekten. Ne benden dedi kahraman çıkarın, ne Putin'den dedi, ne de Prigojin'den. Burada kahraman falan yok dedi. Biz bu olayı dedi en başta kaçırdık dedi, ıskaladık dedi. Düşündük ki çözerler aralarında, Prigojin işte Şaygu, Gerasimov bağırıp duruyor Prigojin falan, çözerler diye düşündük diyor, sönümlenir diye düşündük ama olmadı. Birden işte cephede savaşır iki kişi, hani üç kişi neyse, savaşır hale geldi bir anlamda diyor. Sonra diyor ki yani burada Lukashenko çok hani yalan söylemesi için bir neden yok bu anlamda, o Prigojin'le bu işi nasıl anlaştığı yolunu bir de detaylı anlatıyor. Hani yalanlanabilir netice itibariyle, Prigojin çıkar ertesi gün hayır öyle değildi falan da diyebilir yani, ama hani belki bazı şeyleri abartmış olabilir ama genel kontekst itibariyle ben yaşananları anlattığını düşünüyorum açıkçası. Dedi ki 15 dakika kadar böyle anlattı işte Lukashenko. Hep dedi biz yarım saat, bu ilk yarım saat dedi boyunca biz küfürlü konuştuk zaten Prigojin. O bana küfrediyor, Gerasimov'a küfrediyor, Şaygı'ya küfrediyor, ben ona küfrediyorum falan diye falan. Sonrasında sakinleşmeye falan başladı diyor Prigojin. Wagner komutanları diyor etki etmişler asıl Prigojin'e. Lukashenko öyle söylüyor. Wagner komutanları tabii sahada binlerce diyor Rus askerinin işte öldüğünü falan bizzat gözleriyle gördükleri için diyor. Savaşta izlenen Rusya'nın işte Şaygu'nun, Gerasimov'un izlediği stratejinin çok büyük yanlışlar içerdiği falan konusunda bir kendileri inanmışlar. Ve bu anlamda da Prigojin neticede asker kökenli değil. Öyle birisi değil. Geçmişi hatta bayağı bir sabıkalı falan. Neyse. Yani bir anlamda şöyle Wagner'in bir askeri yönetimi var. Bir de sivil yönetimi var diye belki bir ayrım yapabilirsiniz. İşte askeri yönetimi Dmitri Utkin asıl eleman oydu zaten. Wagner'in kuruculuğunda asıl kurucusu askeri anlamda o. Prigojin de bu meselenin sivil ayağının başındaki isim diye belki düşünebilirsiniz. Bu anlamda hani o askeri kanat Wagner'in içerisinde yani bu savaş böyle gitmez falan. Prigojin zaten heyecanlı bir tip. İşte Sedat Peker'in böyle Kalaşnikovlu ne bileyim daha bir şey versiyonu. Neyse sınırları zorlayan versiyonu falan. Dolayısıyla Lukashenko öyle diyor. Ben anladım ki diyor Prigojin'e etki etmişler fazla. Tabii Prigojin zaten bu meseleye hazır. Şaygu ve Gerasimov'u istiyor diyor benden diyor Lukashenko Prigojin. Onları bana versinler falan diye. Putin'le de görüşmek istediğini falan belirtiyor Prigojin. Öyle diyor. Lukashenko da demiş ki sana kimse onları vermez. Benden isteseler diyor savunma bakanımı, genelkurmayı ben verir miyim? Vermem yani. Ben kendim ilk önce savaşırım seninle falan gibisinden. Dolayısıyla al aşağı hani ver yukarı falan, hatta Putin şunu demiş, zannediyorum herhalde Putin ricacı olmuş da olabilir ama Lukashenko şöyle diyor, Putin'e deyince ben konuşayım deyince o zaten telefonu açmıyor falan demiş Putin, yani Prigojin için herhalde zannediyorum istihbarat falan veya ulaşmaya çalıştıysa Prigojin'le, yani Putin'den ziyade kendisinden ziyade diğer ekipler ulaşmak istediyse herhalde Prigojin bir tavır almış olabilir. Bu anlamda Lukashenko da diyor ki ben diyor devreye gireyim, beni açar falan. O sırada girmiş Lukashenko'ya da konuşurum falan demiş Prigojin. Neyse 6-7 kez falan görüştük diyor. Ama Lukashenko şunu da söylüyor. Biz diyor onlar yaklaştıkça diyor onları diyor maçit yapacağız. Maçit demek Türkçesini tam söylemeyeyim şimdi, bakarsınız Google'dan. Yani yukarıdan onları bombardımana tabi tutacağız demek bir anlamda. Putin işte Moskova'ya yaklaştıklarında veya Moskova bölgesi civarında bilmiyorum neredeyse Tula'da belki de onları yukarıdan
bir işte bombalamaya tabi tutacağız demiş. Lukashenko da diyor ki ben diyor bir bekle, bu kadar acele karar alma falan. Şimdi şöyle düşünün, Prigojin 200 kilometre kadar Moskova'ya yaklaştık dedi. Kaldı ki onu resmi makamlar da doğru öyle kabul ediyorlar. Zaten 200 kilometre Tula bölgesi demek. Birazdan Tula'ya geleceğiz. Neden önemli? Yani orada da zaten Çeçen güçlerle ilk karşılaşmışlar. Aralarında 500 metre falan kadar kalmış. Yani öyle bir gerilime de işte tam, yani Prigojin onu söylemişti kendisi de, onu Ruslar da bir anlamda doğruladılar başka kaynaklardan. Yani ilk karşı karşıya kaldıkları güçler Tula bölgesinde ve Çeçen güçler, muhtemelen Savunma Bakanlığı'na bağlı güçler de var ama Çeçenlerin de yer aldığı falan, böyle tam son anda konvoy duruyor yani Prigojin'in konvoyu. Sonrasında Prigojin de zaten onu öyle söylüyor, işte kan dökmemek için falan durduk geri döndük falan gibisinden, ama burada işte bir telefon trafiği yaşanıyor. 7-8 kez bir telefonla görüşmeler oluyor Lukashenko ile Prigojin'in ve garantiler tabii en sonunda ne nasıl olacak bu iş deyince, nasıl duracağız deyince garanti istiyor Prigojin. İşte bir anlamda işte yargılanmayacakları konusunda sabah Putin'in söylediğini geri alıyor. Çünkü Wagner güçleri isyana katılan ve Prigojin yargılanmayıp Belarus'a geçmelerine izin veriliyor. Şimdi Lukashenko'nun bu araya girip bu krizi gerçekten çözümünde önemli bir rol oynaması kendisi açısından da önemli. Bugün Kommersant mesela bir haber analiz yayınladı bu konuda. Daha sonra Rus medyasının bu yaşananlara dair nasıl baktığını daha detaylı veya uzmanların nasıl baktıklarını daha detaylı başka bir videoda ele alacağım, o ayrı bir konu. Ancak orada Kommersant şunu söylüyor, diyor ki önceden diyor Putin karşısında diyor özellikle 2020'deki seçimler sonrasında Lukashenko yalvaran prasitel konumundaydı diyor. Yalvaran bir konumdaydı diyor. Şimdi diyor spasitel konumuna geçti diyor, bir anlamda kurtarıcı konumuna geçti diyor. Yani bu önemli, yani Kommersant'ta böyle bir yorumun çıkması gerçekten bence dikkat çekici. Şimdi tabii Lukashenko deyince, Wagner deyince tarihin hani ironiye sudbu derler Ruslar. Onun öyle bir film de var malum. Kaderin cilvesi. Lukashenko açısından 2020 yılında Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı hatırlarsanız. Aylarca sonrasında o protestolar falan sürmüştü. Ağustos ayındaydı seçimler. Temmuz ayında ise bir kriz patlak vermişti Rusya ile Belarus arasında o zaman. 33 Wagner savaşçısı Belarus'ta yakalanmışlardı. Ancak bu bir tezgah neticesinde olmuştu. Yani o sıra Rusya ile Belarus arası biraz gergindi. Lukashenko indirimli petrol almak istiyordu falan filan. Hatta Lukashenko o dönem beni Putin devirmek istiyor. Wagnerciler de ondan dolayı Belarus'a geldiler gibisinden. Svetlana Tihanovskaya vardı işte Belarus muhalefeti. Rusya'nın adamı o, yani kadın neyse o zaten, hani Rusya'nın istediği yönetici o falan demişti o zaman Lukashenko. Tabii öyle değildi mesele. Wagnerciler orada yakalanmalarının nedeni çok büyük ihtimal o Ukrayna istihbaratıyla, Ukrayna istihbaratı o dönem, Rusya zaten ilişkiler gergin o dönemde aynı şekilde, ama Belarus'ta Rusya'nın açılması gerekiyordu belki de, öyle bir planın bir parçası olması gerekiyordu. Yani 33 Wagnerciyle Belarus'ta neyin iktidarını değiştireceksiniz, ama Lukashenko o sıra bu meseleyi kullanmıştı. Neyse, Ukrayna istihbaratının muhtemelen, yani öyle söyleyeyim, Wagnercileri düşürdüğü bir tuzak falan veya öyle bir operasyon yapılmış olma ihtimali yüksekti. Neyse, yani o dönem Wagner meselesi Putin ile Lukashenko arasında bir krize dönüşmüştü. 2023 sene öncesinden bahsediyoruz. 3 sene sonrasında ise biz ne gördük? Lukashenko Wagner ile bir anlamda Putin arasında arabulucu konumuna geçti. Bu çok ilginç hani aslında baktığınızda. O zaman da seçimlerde malum Belarus yani Lukashenko bir sorun yaşamıştı. Ciddi protesto falan onlar başlamıştı, ama Putin hemen tebrik ederek Lukashenko'yu seçimlerden sonrasında onun iktidarını kurtarmıştı bir anlamda gerçekten Belarus'ta. Ve seçimler sonrasında da hemen o Wagnerci askerler
hızlı bir şekilde serbest bırakılmışlardı. Benim Twitter hesabımda veya başka kanallarda, yayınlarda bahsetmiştik. Bu konuları detaylı ele almıştık. Hatta şu Twitter mesajlarından da bakabilirsiniz mesela. Şey olmuştu. Yani serbest bırakılınca Wagner askerleri Belarus'ta Lukashenko'nun oğlu, büyük oğlu Viktor. O Wagnerci askerlerden de özür dileyerek Moskova'ya göndermişlerdi onları. Şimdi tabii işin ilginç tarafı şu bir taraftan da. Şimdi alınan kararlara göre, yapılan anlaşmaya, mutabakata göre Wagnerciler, bu isyana katılanlar ve işte Prigojin Belarus'a geçtiler. Teyit de edildi bu zaten. Yani Rusya'nın özel askeri şirketi artık Belarus'a geçmiş, transfer edilmiş oldu. Hatırlarsanız zaten bundan önceki yayınlarda da yine geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Belarus'a nükleer silah transferi de söz konusuydu. Bu da zaten adımlara, somut adımlara da atıldı. Bir anlamda hani Rusya'nın nükleer silahları, özel askeri şirketi falan işte Wagner Belarus'a böyle bir yumuşak geçiş yapılmış gibi bir durum söz konusu. Bunu da belirtmek lazım. Şöyle yargılanmayacaklar bu Wagner isyanına katılan Wagnerciler soruşturmanın da ilk önce FSB, daha doğrusu Kommersant bir haber yayınladı, işte kapatılmadığı falan söylendi ama o sıra, o gün itibariyle daha Prigojin henüz Rusya topraklarındaydı. Pazartesi günüydü o haber çıkmıştı zannediyorum. Salı günü FSB, Rus istihbaratı veya çarşamba olabilir, bu meseleyi, yargılanmanın kapatıldığını açıkladı. Çünkü Prigojin'in uçağı artık Moskova'dan Belarus'a inmişti. Zaten dün de Lukashenko o yaptığı konuşmada Prigojin'in artık Belarus'ta olduğunu da doğruladı. Dolayısıyla bir anlamda böyle bir anlaşmaya varılmış oldu. Ve bir taraftan haberler düştü, doğru olma ihtimali var ama Belarus makamları bunu yalanladı. İşte Belarus'ta Ukrayna sınırına 200 kilometre kadar uzaklıkta Mogilev bölgesinde 8000 kişilik bir Wagner kampı falan kurulacağı söylendi. Ama yani sonra yalanlandı. Yalnız şu olabilir. Yani Wagnerciler neticede birkaç bin herhalde Wagnerci geçecek oraya. Orada o birliğin sayısı artabilir. Buna Rusya da karşı çıkmaz zaten diye düşünüyorum. Ancak o birliğin orada olması Ukrayna sınırına yakın yerlere de konuşlandırılabilirler. Çünkü Ukrayna karşı taarruza geçmişken hani kuzeyinde zaten mevcut bir askeri mevcudiyeti vardır. Ancak o mevcudiyetini arttırmak durumunda kalabilir. Yani Ukrayna üzerinde bir askeri, stratejik, bir psikolojik anlamda bir baskı oluşturmak için Wagnercilerin burada Belarus'a geçmiş olmaları hani Putin için olumlu değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama bu isyanın bundan dolayı çıktığı veya zaten Belarus'a taşımak için mi Wagnercileri isyan çıkarıldı falan, hani bir danışıklı dövüş falan mı falan derseniz, ben öyle düşünmüyorum. Wagnercileri Belarus'a göndermek isteselerdi zaten gönderirlerdi yani, veya başka askerleri de. Mesela hani kriz çıktıktan sonra bu meselenin hani Putin açısından en az hasarla atlatılabilmesi bağlamında da değerlendirilebilir Wagner güçlerinin işte Belarus'a taşınması. Çünkü o Ukrayna üzerinde, dediğim gibi, Ukrayna ister istemez belli bir gücünü kuzeyine konuşlandırmak durumunda kalacak. Zaten vardı, onu arttırmak durumunda kalacak. Dolayısıyla böyle bir tablo söz konusu. Ancak öte yandan tabii Prigojin rahat durur mu Belarus'ta falan diye sorarsanız, bu biraz bence anlaşmanın uygulanıp uygulanmayacağıyla alakalı olacak. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hani ben Belarus'ta bir isyan çıkarır mı Wagnerciler? Belarus'taki durum farklı. Yani Belarus'ta Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Ukrayna'daki savaşı falan yürütmüyor. Hani orada daha farklı dinamikler var. İsyan falan Wagnercilerin Belarus'ta hani çıkaracağı kanaatinde değilim. Daha başka sorunlar olabilir orada. Ancak göreceğiz. Yani bir izlemek lazım. Öte yandan ise
şöyle söyleyeyim, öldürülen malum bu Wagner güçleri Rostov, işte Voronezh falan oralara gelirlerken bir 6-7 Rusya'nın hava aracı falan düşürüldü. Uçak, helikopter falan, bunların her birinde 1-2 pilot olsa 10-12 pilottan falan bahsediyoruz. Tabii bu bir anlamda işte bu pilotların öldüler, cezaları kime, kim cezalarını çekecek falan. Yani işte bu da yani bu hukuk sisteminin esnekliği diyelim biraz, hani Rusya'da. Bu işte budur. Yani Rusya budur işte. Tam da budur. Yani Rusya bazı sorunları kendi içerisinde çözer kendi usulüyle, bazı sorunları da sistem yutar. İşte bu da öyle bir şey. Yani o pilotların öldü, kim öldürdü? Yani bu araçlı kapatıldı üzeri. Böyle bir durum var. Bu tabii Putin'in attığı bir geri adımdır aynı zamanda. Çünkü Putin cumartesi sabahı en ağır şekilde cezalandırılacaklarını falan o isyancıların belirtmişti, söylemişti yani. Ama işte öyle oluyor. Sistem bazen yutuyor, yutkunuyor falan yani. Bunu böyle belirtebiliriz. Şimdi Wagner'in ve Prigozhin'in geleceği ne olur diye sorarsanız, burada Putin bir yine açıklama yaptıydı böyle Kremlin'den. Zaten o gece de yine bir telaşlanmıştı ortalık. Peskov'un Rusya'nın kaderini belirleyecek kararlar açıklanacak falan diye böyle bir haberler düştü. Sonradan yalanlandı ama Putin konuştuktan sonra yalanlandı o. Yani Peskov dedi ben öyle bir şey demedim dedi. Konuşma önemli, açıklamalar yapacak dedi. O açıklama önemliydi. Şu açıdan önemliydi. Çünkü Wagner'e 3 seçenek sundu Putin. Dedi ki ya dedi Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacaksınız. Ya dedi Belarus'a geçeceksiniz. Eğer Rus Savunma Bakanlığı ile imzalamayacaksanız, o malum kararname vardı Şaygun'un kararı. Geçen videoda detaylı anlatmıştım. 1 Temmuz'a kadar süresi vardı. Böyle gönüllü askerlerin, paralı askerlerin bakanlıkla sözleşme imzalamaları gerekiyordu. Ya da dedi ki ya Belarus, ya sözleşme imzalayacaksınız, ya Belarus'a gideceksiniz, ya da evinize döneceksiniz. Gidin ailenize dönün, silah bırakıp döneceksiniz diye. Dolayısıyla bu 3 seçenek haddi zatında Rusya toprakları açısından, Rusya topraklarında Wagner'in tasfiye edilip Rusya ordusuna bağlanması anlamına geliyor. Ben bunu zaten ilk günlerde yine söylemiştim. Beni sadece YouTube kanalı yani Kerim'le Kremlin'den takip etmeyin. Aynı zamanda Twitter'dan takip edebiliyorsanız etmeye çalışın. Çünkü bazı olayları video çekene kadar ben orada yazıp ifade ediyorum. Dolayısıyla hani kusura bakmayın böyle reklam yapmak zorunda kalıyoruz ama yani bütüncüllüğü sağlamak için orayı da takip etmeniz faydalı olur kanaatindeyim. Bunu belirtmiş olayım. Dolayısıyla burada Wagner'in çok uzak olmayan bir gelecekte Rusya toprakları içerisinde ben tasfiye edileceğini, Rusya ordusuna bağlanacağını düşünüyorum. Bugün bir Peskov açıklama yaptı. Dedi ki Afrika'da dedi Wagner'in faaliyetlerine dedi devlet dedi çok karışmıyordu zaten. İşte çünkü Afrikalı o ülkeler zaten finansmanını sağlıyordu biraz. Şimdiki enerjiden veya başka meselelerden herhalde o kastediliyor. Ama Ukrayna'da daha farklıydı durum. Yani savaş süresince. Dolayısıyla hani Afrika'dakiler ne olur onu bilemem. Afrika'daki Wagner personelleri belki isim değiştirir, marka değiştirir, belki değiştirmez, orasını bilemem. Belarus'takiler zaten artık o Lukashenko'ya emanet. O da başka bir şeyler yapabilir. O da zaten Lukashenko da dedi. Belarus ordusunun Wagner'cilerden alacağı çok tecrübe var. Wagner profesyonel askerlerden zaten genelde öyle oluşuyor gerçekten. Tabii cezaevlerinden alınanlar, tutuklular falan da vardı ama yani bu meseleye kalkışanların bence çok büyük kısmı profesyonel askerlerden, hatta yıllardır işte Suriye'de, Libya'da, Mozambik'te, Angola'da, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Mali'de falan görev yapmış askerlerdi. Dolayısıyla hani o Belarus o meseleyi çözecek veya çözecek derken orada Rusya'nın da etkisiyle bir şekilde çözecekleridir, ortak bir formül bulacaklarıdır kanaatindeyim. Öte yandan hani şunu söyleyeyim, Prigozhin ne olur diye sorarsanız açıkçası ben Prigozhin'in de çok uzak olmayan bir gelecekte etkisiz hale getirileceğini düşünüyorum. Etkisiz hale getirilmek, susturulmak olabilir. Camdan düşmek olabilir, balkondan düşmek olabilir, başka bir şeyler olabilir. Ama yani eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Etkisinin azalacağını düşünüyorum. Çünkü hem Putin için hem veya Rusya devleti için bir yani o bir not edilmiştir. Hem de aynı zamanda Prigozhin'i parlatan veya Prigozhin tarafına geçti
çeşitliği geçmiş olabilecek olan gruplar açısından da Prigojin tehdit olarak algılanabilir kanaatindeyim. Dolayısıyla orada o anlamda hani diyelim bir orta yol bulunabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi öte yandan nasıl diyelim? Bir taraftan notlarıma bakıyorum. Wagner güçlerinin elindeki ağır silahların, bunu dedim herhalde biraz önce, orduya teslimiyle ilgili hazırlıkların başladığı açıklaması yapılmıştır Rus Savunma Bakanlığı açısından. Ve Wagner'e yönelik çeşitli operasyonlar yapıldığı düştü Rus medyasına, Petersburg'da başka yerlerde falan, ama bunlar çok kitlesel değildi. Dolayısıyla onlar herhalde zannediyorum o isyan sırasında alınan çeşitli kararlar falan neticesinde olabilir veya işte bu tasfiye süreciyle ilgili gelişmeler olabilir. Yani şu an hani Rusya topraklarında Wagner'de çalıştın diye insanlar tutuklanmıyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü orada isyana katılanlar var, katılmayanlar var. İşte katılmayanlarda zaten sıkıntı yok. Onlar hatta bir sınamadan geçmiş oldukları için onlar herhalde daha çok el üstünde tutulacaklardır. Katılanlara da işte seçenek sunuldu bu anlamda. Öte yandan hani şu fotoğraf veya şu görüntü, neyse memo diyelim. Bu tabii ne yazıyor biliyor musunuz? 24 Haziran diyor. Novi Praznik, yeni bayramımız bizim. Kurtarıcı Patates Bayramı veya kartof, yani Türkçe'ye biraz öyle çevireyim. Kurtarıcı Patates Bayramı. Neden dolayı? Veya patates bizi kurtardı gibisinden çevirebilirsiniz. Hatırlarsanız daha önceden de demiştim, Lukashenko'nun bir lakabı vardır. Ruslar Kartoşenko da derler Lukashenko'ya. Niye? Çünkü Belarus'ta patates yetişir, kartoşka yetişir. Kartoşenko oradan gelir, yani patates kralı veya işte neyse. Dolayısıyla hani cumartesi günkü o krizde Lukashenko'nun önemli rol oynaması Rusya siyasi tarihine, sosyal hayatına patatesin katkısı bağlamında 24 Haziran gayri resmi yeni bir bayram olarak ilan edildi. Patates kurtarıcı patates bayramı, öyle söyleyelim. Bunlar tabii Ruslar kendilerini çok eleştirirler. Yani gerçekten Rusların kendi aralarında kaldıkları zaman birbirlerini veya kendi devletlerini, yönetimlerini, yönetim de değil sadece, yani Rusya halkının tarzını, işte yaptıkları ettikleri falan böyle eleştirilir, ama dışarıdan bir eleştiri geldiğinde o bir kenetlenme olur. Bu böyledir. Yani ben yıllardır hani Rusya'da yaşıyorum. Birçok, yani gördüm onu, defalarca müşahede ettim. Kendi aralarına bir şey olur ama siz bir eleştirmeye çalışırsanız o dıştan müdahale olur. Başka şekilde algılanır. Orada perçinleme, kendi aralarında o konsolidasyonu sağlarlar. Dolayısıyla hani bu tarz böyle espriler, dalga geçmeler falan normaldir. Bunu böyle çok da şey yapmayın, yanlış yorumlamanıza gerek yok. Öte yandan tabii Putin yine önceki gün gece saatlerinde o konuşmayı, televizyon konuşmasını yaptıktan sonra hani Rusya'nın o yönetici ekip politbüroyu topladı dedik. Burada güvenlikçi ekip vardı. Tabii eksikler de vardı. Netice itibariyle askeri istihbarat yoktu. FSO falan yoktu. Başka kurumlar da yoktu da, ama genel itibariyle vardı. Şaygun'un olması önemliydi. İlk kez burada kameralara çıktı. Hala görevde bağlamında. Bortnikov FSB Patrushev var. Zaten Igor neydi onun? Krasnov'da herhalde. Başsavcı Anton Vaino, yine Kremlin İdaresi Başkanı falan. Bütün böyle güvenlikçi ekibin çoğu vardı. Burada tabii hafta sonu yaşananları falan konuştular, ettiler. Şimdi Şaygu ile Gerasimov meselesine geldiğimizde ise şöyle söyleyeyim. Şimdi Peskov'a tabii soruldu. Bu mesele Prigojin'de müzakere edilmedi zaten. Bu dedi yetki Putin'in yetkisi altında. Yani bunlar Putin karar verecek bunu. Yetkisini kimseyle paylaşmaz gibisinden söyledi. Tabii Peskov böyle söyleyebilir. Ancak benim şahsi kanaatim gerek Şaygu gerekse de Gerasimov çok uzak olmayan bir gelecekte ben görevden alınacaklarını düşünüyorum. Alınabileceklerini düşünüyorum. Hemen almaz tabii ki. Hemen aldığı zaman zaten Putin değil Prigojin görevden almış olur. Yani o bir tuhaf olur. O olmaz. Yani o Rusya'nın kendi pratiklerine uygun değil. Bir de o Muz Cumhuriyeti gibi bir tablo ortaya çıkar. İsyan etti. Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı görevden alındı falan olur. Öyle değil. Bu belli bir kılıf altına sokulur. Bir
Ukrayna karşı taarruzunda başarılı olabilirse, belli yerlerde falan orada başarısızlık, Rusya ordusu açısından sıkıntı olursa bu bağlamda bir durum olabilir. Veya işte seçimler var Rusya'da, 2024'te Mart ayında başkanlık seçimleri var. Ama Kasım ayı gibi yeni adaylar falan açıklanıyor. Belki hani Putin yeni sürece yeni isimlerle gitmek istiyorum falan gibisinden bir değişim olabilir. Yani bunun kararını Putin verecek netice itibariyle. Putin böyle hani takip ederseniz ettiğinizde şunu görürsünüz. Hani bugün yapacak falan dendi yapmaz. Ama birkaç gün sonra yapar veya belli bir süre sonra beklenmedik anda. Mesela en yakın tarihlerde mesela ne gördük? Herkes geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, Haziran ayında seferberliğin ilan edilmesini bekliyordu. Herkes ilan edecek. Adam Eylül ayında kimsenin beklenmedi. 22 Eylül'de herhalde bir sabah saatinde falan seferberlik ilan edildi. Dolayısıyla bu iş öyledir. Veya 2015 yılında mesela Rusya Suriye'ye o doğrudan askeri müdahaleye 30 Eylül 2015'te başlamıştı süreç. Ama Putin daha 2-3 gün öncesinde Birleşmiş Milletler'de o toplantıya katılmıştı. Herkes bekliyordu ki Birleşmiş Milletler'de Putin açıklayacak, Suriye'ye giriyoruz biz işte falan gibisinden. Olmadı. Ben o dakikaları, o günleri çok iyi hatırlıyorum. Birkaç gün sonrasında oldu. Yani bu böyledir. Putin'in tarzı, işleyişi biraz böyledir. Dolayısıyla biraz beklemek lazım. Yani hani çok uzak olmayan bir gelecek derken böyle birkaç yılı kastetmiyorum. Ama böyle önümüzdeki aylarda falan diye tahmin ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Belki de yanılabilirim ama hani veya hani bir yıl içerisinde diyeyim yani. Neyse, hani çok uzak olmayan bir gelecekte ben öyle düşünüyorum. Yanılabilirim tabii. Öte yandan tabii bir nedeni de şu olsa gerek, yani hani görevden alınma ihtimalleri bağlamında değerlendirmemin nedeni. Şimdi Wagner güçleri neticede o konvoy, her şeyi bırakın bir tarafa. Yani işte Rostov'u, karargahı kontrolüne almış, işte Voronej'e gidiyor, oradan Lipetsk'e falan. Yani bir 700-800 kilometre kadar Rusya'nın içlerine doğru gidebiliyor o. Şimdi bu haddi zaten başlı başına zaten Rusya açısından bir güvenlik zafiyeti anlamına gelir. İsterseniz bunu yok onları biz Moskova'da karşılayacaktık, ister Tula'da karşılayacaktık falan deseniz de bir şey fark etmez. Ama gelinen noktada Putin de onlara cumartesi sabah silahlarınızı bırakın, ilerlemesin konvoy falan demesine rağmen konvoy yüzlerce kilometre daha ilerlemeye devam etti. Dolayısıyla bu neden bile başlı başına bence yani Şaygu ile Gerasimov'un hanesine eksi olarak yazılmıştır. Büyük bir eksi olarak yazılmıştır diye düşünüyorum. Yani onların otoritelerini sorgulatan bir tablo ortaya çıkarıyor bu. Dolayısıyla hani mesele biraz bu. Tabii Prigojin bir taraftan da o ses kaydında işte anlaşmaya varıldıktan sonra onu söyledi. Dedi işte topçu birliği falan karşımıza çıktı. Yani büyük bir çatışma söz konusu olabilirdi falan. İşte Prigojin onu yine kendisi de söyledi. Zaten onu en başta Rostov'a giderken de söylemişti. Demesine gerek yok. Putin'in Prigojin'in sözlerine göre ben bir şey hükmetmiyorum. Mesele daha ziyade o klikler arası bir çatışmaydı. Prigojin'in Putin'i devirme gibi bir hedefinin olduğunu ben en baştan beri düşünmüyorum. Zaten işin evveliyatı bu anlama gelmiyordu. Dolayısıyla şunu söyledi ama Prigojin'in bir diğer söylediği şey şu idi. Gördünüz mü dedi, biz dedi 700-800 kilometre dedi Rusya'nın içlerine doğru ilerleyebildik. Moskova'ya 200 kilometre kadar yaklaşabildik. Ne kadar kısa bir süre içerisinde dedi, 24 saat içerisinde bunu yapabildik. Neden dolayı? Biz dedi motivasyonumuz yüksekti, hazırlık seviyemiz çok yüksekti dedi. 24 Şubat 2022'de Rusya ordusu Ukrayna'ya girerken bu meseleyi dedi bizle yapsaydı dedi Şaygu, Gerasimov veya işte Putin, biz dedi başarırdık, Kiev'i alırdık 24 saat içerisinde dedi, biz dedi Moskova'ya geliyoruz dedi 24 saat içerisinde. Şimdi bu sözler önemli sözler, katılırsınız katılmazsınız başka bir şey, ancak bu işte Wagner'in o motivasyonunun, hazırlık seviyesinin hani Rus ordusuna göre belli noktalarda daha nasıl diyelim yüksek olduğu anlamına da geliyor bir anlamda. Hatta mesela Voronej'de nükleer silah bulunduran tesisler de vardır orada, askeri tesisler. Onların da kontrolünün Wagner güçlerine geçtiği söyleniyor.
pek inandırıcı gelmiyor bana ama olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Eğer tabii öyle hani nükleer silahların da olduğu bir tesisleri kontrolünü aldıysa Wagner, belki anlaşmış olmanın nedenlerinden biri de bu olabilir. Tabii yani hani Kremlin ona karşı nükleer, öbürüne karşı nükleer kullanacak falan değil neticede bence, ama hani bir risktir her halükarda. Bunu da altını çizelim. Öte yandan hani yani şöyle söyleyelim. Prigojin'in Rostov'dan çıkışı veya Wagner güçlerinin çıkışı konusunda hani orada görüntüler oldu. İnsanlar bazıları fotoğraf çektiriyor, video kaydı falan. Bunu bence çok abartmamak lazım. O konudaki görüşümü söyleyeyim. Yani hani yüz binlerce veya binlerce kişiden bahsetmiyoruz burada. Ben de Rostov'da olsam herhalde giderdim. Olayın kendisi ilginç zaten. İkincisi tabii bir iç savaşa bile gidebilecek bir sürecin neticede engellenmiş olması dolayısıyla da insanlar neticede hani Wagner Rusya adına savaştı falan Ukrayna'da, hani veya Kremlin adına savaştı. Neyse hani destekledikleri için isterseniz bu savaşın veya bu gerilimin, krizin yani çözümlenmiş olması dolayısıyla da yani bakıyor, destek belirtmiş olabilirler. Bunu böyle hani Rus halkı Wagner'i destekliyor falan ben öyle yorumlamam kesinlikle, onu söyleyeyim baştan. Destekleyenler vardır. Rusya Savunma Bakanlığı'nı eleştirenler, şunlar bunlar vardır ama Rus halkının geneli totalde baktığınızda her halükarda kurumlardan yana durur diye ben düşünüyorum. Yani bunu çok abartmamak lazım. Şu görüntülerde de Prigojin'i görüyorsunuz. Yani dediğim gibi ben de hani orada olsam giderim, fotoğrafını çekerim, videosunu çekerim. İlginç yani, çok olağanüstü bir olaydı neticede günün sonunda. Şimdi öte yandan bence diğer bir mesele de Tula meselesi ve Şaygu'nun veya Gerasimov'un görevden alındıkları takdirde yerlerine kimlerin gelebileceği ve bu kişilerin ne vaat edebilecekleri falan, bunu biraz ele alalım istiyorum. Bence önemli bir konu bu. Bu konuşuluyor çünkü Rusya'da çok, aslında uzun bir süredir konuşuluyor. En az birkaç yıl geçmişi var bu meselenin. 2016-17'lere kadar gider. O da şimdi Tula kenti önemli bir kent. Tula valisi kent kadar önemli. Alexey Dumin. 51 yaşında, 72 doğumlu olması lazım. Askeri istihbarat kökenli bir vali bu. Ekranlarda gördüğünüz isim. Karizmatik bir tip. Karizmatik bir şahsiyet. Şöyle söyleyeyim. Peskov'a bir soru soruldu bu olaylar yatıştıktan sonra. Dendi ki işte Lukashenko tamam ara bulucu oldu ama Dumin'in de bir şeyi oldu mu bu süreçte? Yani bu krizin çözülmesinde bir rolü oldu mu diye soruldu. Peskov comment yok dedi. Yorum yok. Yani şimdi şöyle bir durum var. Tula valisi Prigojin ile Putin arasında bir ara buluculuk yapması demek önemli bir mesele. Kendi statüsünün olağanüstü derecede yükselmesi demek. Dolayısıyla ben bunu Peskov'un açıklamasını şöyle yorumluyorum. Evet, belli bir rol aldı Alexey Dumin ama bunu söyleyemeyiz. Çünkü o zaman söylediğimiz takdirde Putin'i ezmiş oluruz anlamına gelir bu. Tula valisi neticede. Tula bölgesi valisi. Dolayısıyla Peskov'un o açıklamasını not edin bir yere. Şimdi öte yandan Siloviki birisi bu. Kor general rütbesi var. Askeri istihbarattan. Siloviki demek güvenlikçi demek Rusça'da. Sistemin adamı yani, öyle söyleyeyim. Babası da general. Kendisi de geçmişi hep özellikle 80'lerden bu yana hep istihbarat kurumlarında, orduda falan görev almış bir isim. Putin'in 90'lı yıllardan beri korumalığını yapmış bir isim. Koruma müdürü, komutanı falan. Hatta bir gün bir yerde tatil falan yaparken Putin ayıdan kurtarmış yani Alexey Dumin Putin'i. İşte Putin ikinci katta uyuyormuş, o birinci kattaymış falan. Ayı gelmiş kapıya, işte göz göze geldik diyor falan. Ayı bana bakıyor, ben ayıya bakıyorum falan. Sonra ayağının yanına diyor kurşunları, şarjörü boşalttım diyor. Ayı kaçtı falan sonrasında. Neyse böyle şeyler anlatıyor. Şimdi bununla birlikte şunu söylemek lazım. Elektronik harp sistemleri uzmanı Alexey Dumin aynı zamanda. Ve Putin gibi doktorası var.
2009 tarihinde doktorayı bitirmiş siyaset bilimi alanında ve ilginçtir. Doktora tezi G8 konusunda. G8 malum Rusya'nın da içerisinde olduğu bir yapıydı. Ama Kırım'ın ilhakı sonrası Rusya G8'den çıkarılmıştı. Dolayısıyla siyasete yakın yani. Ve Kırım'ın ilhakında da yine Alexei Dumin önemli kritik o özel kuvvetler operasyonlarının hani komutanıydı. Yani Kırım meselesinin Rusya açısından suhuletle çözülmesi bağlamında önemli rol oynamıştı. Yine Viktor Yanukovych'in o dönemki Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'dan, Harkov'dan çıkarılıp Rusya'ya nakledilmesinde kritik rol oynadığı belirtiliyor. Sonrasında işte Savunma Bakan Yardımcılığı falan da yaptı böyle birkaç ay. Ve böyle 2016 yılının Şubat ayında o dönemki Tula valisi dedi ki ben dedi ya kendimi bırakacağım artık yeter bu kadar falan gibisinden bir süreç oldu o mesele. Çünkü Eylül ayındaydı zannediyorum Tula seçimleri olacak. Ve Şubat ayında pat Dumin Savunma Bakan Yardımcılığından Putin tarafından Tula valisi yapıldı. Yani bir anlamda askeri istihbari geçmişi olan bir isim siyasete nakledildi. Yani bir Rus devlet aygıtının bir kişiyi yetiştirmesinden bahsediyorum tabiri caizse, anlatabiliyor muyum? Yani bir tecrübe kazandırılması. Şimdi de gir siyasete, yüksek siyaset alanına gir. Tula valisi önemli bir yer. Yine daha anlatıyorum. Şimdi bir anlamda hani staja hazırlandı. Staj yapılıyor yani staj yapıyor Tula'da. Bu açıdan Dumin diye bakabilirsiniz. Ancak bununla birlikte yani Şubat ayında geldi zaten, Eylül ayındaki Tula seçimlerinde de %80 oyla falan Tula'da ilk defa doğrudan seçimler yapılarak vali atandı o dönem. Ama geçici olarak Putin atıyor, ondan sonra o zaten kalıyor yani. Neyse %84 oyla seçilmişti Tula valiliği yine o seçimlerde. Şimdi öte yandan nasıl diyeyim Alexei Dumin Putin'e de oldukça yakın bir isim ve Tula kenti Rusya'nın askeri sanayi kompleksinin en önemli kentlerinden biridir. Bunun altını çizeyim. Hemen bakın şimdi Moskova'nın hemen güneyinde şurada ve bu anlamda Yekaterinburg gibi Rusya'nın dediğim gibi askeri sanayi kompleksi kentlerinden biridir. Ve hatırlarsanız belki yani uzun yıllar geçti ama 2012 yılında Türkiye bir Esenboğa havaalanına bir Rus uçağı indirmişti. Suriye'ye giden bir askeri Rus uçağını indirmişti ve o dönem ciddi bir neredeyse krize de evrilebilecekti. Çünkü silah taşıyordu o Rus uçağı. O Rus uçağındaki silahlar Tula'daki Konstruksiye Büro, o silah fabrikasında üretilmiş silahlardı. Ve o silahlar Putin'in Aralık ayında 2012 olması lazım Aralık ayında yine Türkiye ziyareti sonrasında o silahlar tekrardan Rusya'ya teslim edilmişti. Ama o dönem hani Türkiye Suriye'ye giden askeri uçakların Rusya'dan olsun geçişine izin vermiyordu hava sahasında. Böyle bir karar almıştı kendisi. Bir gerilim yaşanmıştı Türkiye ile Rusya arasında. İşte o silahlarda yine Tula'dan giden silahlardı. Şimdi şu Tula kenti yine şu açıdan da bakın. Şimdi Prigojin Rostov'u ele geçirmişti Rostov kentini. Sonra ne oldu? Bakın şu otoyol üzerinden Rusya'nın M4 otoyolu bu. Ben de gidip geldiğim için biliyorum. Bu Suriye'de de M4 otoyolu konuşuyorduk sürekli hani malum aylardır. Bu da Rusya'nın M4 otoyolu. Böyle kuzeye doğru daha Moskova'ya kadar gider. Böyle dümdüz yoldur. Tek bir yol. Voronej'den geçer. Sonra Lipetsk'ten geçer. Sonra Tula'dan geçer. Tula sonra işte Moskova bölgesi ve Moskova gelir. Moskova bölgesi Moskova'dan ayrı bir federe birimdir. Şimdi 200 kilometre deyince zaten bu olay Tula bölgesi oluyor. Bakın şu otoyol. Dolayısıyla burada biraz önce de dediğim gibi Tula valisi Tula bölgesinin askeri askerleri veya neyse artık oradaki birlikler büyük ihtimal Prigojin'in o konvoylarıyla karşıya geldiler. Dolayısıyla burada Alexei Dumin'in rol almış olma ihtimali bana çok 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 yüksek geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, siyasi düzeyde belki Lukashenko arabuluculuk meselesini kotarmış olabilir. Ancak askeri düzeyde bu krizin önlenmesini pek muhtemel ki Alexei Dumin Tula valisi sağlamış oldu. Burada Dumin'in reklamını falan yapıyor değilim. Ama bunu bilelim. Yani bu önemli, bu kişi ilerleyen tarihte karşımıza çok çıkabilir. Bu anlamda önemli.
Kor general rütbesi var demiştim. Şimdi ben yıllardır Dumin'i de böyle ne zaman Putin'le görüşse falan böyle takip etmeye çalışırım. Böyle videolarını falan izlerim. Dumin şey bir tip, yani böyle asaletli bir tip. Hani bir Tula valisidir. Putin'le karşılaştığı, yan yana geldiği zaman o valinin sınırlarını açmaz. Yani sınırlarını karakter itibariyle, duruş itibariyle, el kol hareketleri, ceketini iliklemesi, şu bu falan, davranışları falan, kodlamalarına baktığım zaman ben bu Tula valisi diyorsunuz adama. Ama diğer yandan da Putin'i alın, Dumin'i koyun, oturur. Yani o koltuğa da yakışır bir tip, yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla burada o koltuğu dolduran bir tip. Bunu dediğimiz bu Dumin taraftarı falan değilim. Mesele adamın karakteri, duruşu önemli. Sistemin yetiştirdiği bir isim. Sistemin çarklarından geçerek aynı Putin gibi sanki yetiştirilmiş olma ihtimali bana oldukça yüksek geliyor. Dolayısıyla son günlerde de çok konuşulan ama yıllardır zaten konuşulan bir meseleydi. Bu krizle birlikte Savunma Bakanlığı'na Şaygu'dan sonra, yani görevden alınırsa Dumin'in getirilme ihtimali falan oldukça hararetli bir şekilde tartışılıyor. Eğer ben şunu söylemiş olayım, Dumin Savunma Bakanı yapılırsa bu bence Dumin için yeni bir staj olur. Yani bu stajdan sonra devlet başkanlığına gidebilir bu yolun sonu, öyle söyleyeyim. Hani eğer Putin 2024'te olur mu olmaz mı aday, ona birazdan yine geleceğim. Ancak olmadığı takdirde en güçlü adayların belki de ilk sırasında Alexei Dumin gelir, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla eğer önümüzdeki 1-2 ay içerisinde, birkaç ay içerisinde Şaygu görevden alınıp Dumin getirilirse ben bunu Dumin'in devlet başkanlığının da önünün açılması olarak yorumlarım, öyle söyleyeyim. O da ikinci bir staj, daha bir hani yüksek siyasete atılıyor anlamına gelir. Tula valiliğinden şeye, Tula valisi bir vali, sıradan bir şehrin, kentin, bölgenin valisi değil bahsettim. Ve valiler aynı zamanda Federasyon Konseyi üyeleridirler, genel itibari çok büyük. Çünkü Federasyon Konseyi Rus parlamentosunun üst kanadıdır. Orada her bölgeden bir yasama kurumundan, bir de yürütme kurumundan gelir o federasyon konseyinin üyeleri, her bir bölgeden. Dolayısıyla Tula valisi aynı zamanda dediğim gibi federasyon konseyi de üyesidir. Şimdi bu açıdan hani, tabii bunları birleştirin. Yani şimdi geliyorum, o Peskov'un açıklaması, bu bilgiler ve ilginç 25 Haziran'da hemen işte isyan sona erdikten bir gün sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesi bu. TV Zvezda zaten kanalı, televizyon kanalı aynı zamanda. Burada bir haber çıktı. Videolu, böyle görüntülü. Tula valisinin Tula'da Tula Birliği'ni ziyaret ettiği haberleri yayınlandı. Yani Savunma Bakanlığı'nın sitesinde, resmi sitesinde yayınlandı. Şu aşağıda hani diğer iki askerle böyle uzanmış olan kişi şu sağdaki, işte Alexei Dumin. Dolayısıyla bu da bir anlamda hatta şöyle, o birliği ziyaret etmiş. O birlikte Tula bölgesinden Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayan askerleri ziyaret etmiş ve haberin veriliş şekli, Tula valisi geldi, o askerlere askeri ekipman getirdi, böyle araçlar falan getirdi, hediye etti falan, yani sanki kendi cebinden hediye ediyor gibi değil de, yani işte belediye başkanlığı, belediyeden, yani Rusya'da belediye başkanlarına bazı yerlerde, mesela Moskova'da belediye başkanı denir, bazı yerlerde vali denir, yani ikisi arasında bir fark yoktu, bazı yerlerde mer denir, bazı yerlerde St. Petersburg'da mesela gubernatör denir, yani vali demek. Tula'da da vali denir. Dolayısıyla böyle bir reklam yapılması gibi bir durumda söz konusu Savunma Bakanlığı sitesinden. Tabii burada bu görüntülerde eğer açılırsa hemen kısaca şuna da bir bakalım. Yani orada askerlerle falan konuşuyor. Siz diyor vatanı savunmaya hazır olduğunuz için diyor size teşekkür ederim falan diyor. Böyle karizmatik bir tip. Şöyle kısaca hani böyle hemen videosu falan da yayınlandığı için böyle şeyli, nasıl diyelim, sesli, müzikli falan filan. Bir bakalım, devam edeceğiz. Наша история, это преподобие наших дедов,
141 dakikada... Neyse bu kişi. Yani dediğim gibi bu önemliydi. Hemen 25 Haziran'da bunun yayınlanmış olması, not edilmesi gereken hususlardan biri. Tula tabii işini tabii biraz da anekdota girelim. Tula aynı zamanda Tolstoy'un malum böyle savaş ve barışı, işte Ivan İliç'in ölümü olsun, Anna Karenina nasıl olsun, onları yazdığı diriliş falan, bunları yazdığı yer, orada uzun yıllardır yaşadığı yerdir. Yasnaya Polyana Tula'dadır. Tula bölgesindedir. Ben de 2018'de değil mi? Evet, 2018'de gitmiştim en son. Oradan görüntüler size Twitter'dan paylaşmış olayım. Şu işte şeyin iki katlı çok harika, böyle güzeldir içerisinde. Masası, şusu, busu, böyle Savaş ve Barış'ın yazıldığı falan odası falan, onları görürsünüz. Muhakkak Moskova'da çok uzak değil. Dediğim gibi Tula, yani Moskova'ya geliyorsanız Tula'ya da muhakkak uğrayın. Dostoyevski, ben asıl Dostocuyumdur. Dostoyevski'nin yeri de Staraya Russa. O başka bir yerde. O da yine Moskova'ya çok uzak değil. Ancak bu Tolstoy'un evinin de ziyaret etmenizi öneririm. Ayrıca Tolstoy'un mezarı da hemen bu yine Yasnaya Polyana'dadır. Mezarı da ilginçtir. Onun hikayesi ayrı. Onu anlatmayayım şimdi. Ama mezarında hiçbir işaret yoktur. Yazı yoktur. Böyledir mezarı böyle. Sadedir. Çok ilginçtir bu açıdan da. Ama onun dediğim gibi hikayesine başka yerden bakarsınız. Şimdi anlatmayayım. Şimdi dolayısıyla Tolstoy'u da görürsünüz Tula'da. Öte yandan hani yine başka bir anekdot olarak, bunu da yine atmışım zamanında 2021 yılında. Putin'e soruyorlar. Diyorlar ki sizi en çok etkileyen eserler hangisidir Rusya literatüründe falan filan. Bu ilginç, mesela Putin Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı diyor. Yani hani şu anda Ukrayna savaş falan filan var. Yani ilginç değil mi? Kader gerçekten. Orada soruyor. Войнемир, Войнемир Толстого. Это yani hani Putin'i de en çok etkileyen roman veya neyse eser de Savaş ve Barış'mış. Sonra Çaykovski'nin birinci senfonisi ve bir de Sovyet çizgi filmlerinden, böyle masallarından Kalabok vardır. O da çok ilginçtir, yani güzeldir. Neyse, öte yandan Savunma Bakanlığı'ndan sonra bir de Genelkurmay Başkanlığı bağlamında adı geçen isimlerden birisi General Sergey Surovikin. Bu kişiyi hatırlıyorsunuz. Normalde Eylül veya Ekim ayında olması lazım. Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü o savaşın, oradaki birliklerin ana komutanı olarak atanmıştı. Sonrasında Gerasimov'a bağlandı. Gerasimov'un birinci yardımcısı oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın aynı zamanda. Ancak hem Wagner güçleriyle arası iyi, hem de sert karakter, bayağı bir, yani bayağı bir sert bir karakter. Hem de aynı zamanda yönetimle, Putin'le falan arası iyi. Putin'den madalya falan almış birisi. Onun geçmişini de merak ediyorsanız başka bir yayında anlattım mı hatırlamıyorum, ama neyse, burada şimdi şey yapmayalım. Burada da Putin'in yanında durmuştu o ilk gece. Wagner'e silah bırakmaları çağrısında bulunmuştu. Bir silah da dizinde tutuyordu. Silahın zannediyorum namlusu duvara doğru, yani Wagner güçlerine doğru çevrilmiş değil herhalde, öyle mi yorumlanması gerekir bilemiyorum, ama böyle de bir tablo var. Surovikin'in de Gerasimov'un yerine geçmesi önümüzdeki aylarda, neyse geçerse hani şaşırmayın, burada anlatmış oluyoruz. Tabii göreceğiz yani, acaba bir taraftan da Surovikin'in bu Wagner'in veya Prigojin'in isyanını önceden bildiği falan da söyleniyor. Biraz önce söyledik, Rosguardia'nın başındaki Zolotov da söylüyor zaten, biz de biliyorduk diyor, yani bir şeyler yapılacağını falan. Dolayısıyla mesele biraz, yani bilmek başka bir şey ama sistemin adamı olmak daha farklı. Şimdi öte yandan hani Putin'e ne olur? Yani 2024'te kalacak mı? Gidecek mi? Putin'in kaderi bağlamında bunu değerlendirelim istiyorum kısaca. Bitireceğim, toparlayacağım birazdan. Bence Putin bu süreçte gerçekten karizmasına yönelik ikinci büyük çiziyi aldı. Özellikle şu son 1,5 yılda. İlk çiziyi bir anlamda hani Ukrayna'daki savaşın başında bence almıştı. Ukrayna ordusuna 25 Şubat 2022'de hemen bir gün sonrasında silah bırak çağrısı yapmıştı Putin, hatırlarsanız. Ukrayna ordusunun dinlenmeyeceğini
hesap etmişti herhalde Kremlin genel olarak. Bu anlamda hani Ukrayna dış bir başka bir yabancı bir ülke. Hani kardeş ülke ama yabancı bir ülke. Neticede dinlemedi Ukrayna ordusu falan. Devam etti savaşa. Hadi o dış bir ülke falan ama Wagner bir Rusya devletine bağlı bir güvenlik aygıtıydı. Dolayısıyla Wagner'in Putin'in çağrısından sonra silah bırakmamış olması bence gerçekten içeriden aldığı bir çizik bu. Bunun yani altını çizmek lazım. Ben otoritesinin biraz sarsıldığını, hatta birazdan da fazla sarsıldığını düşünüyorum açıkçası. Öte yandan tabii Sabah dediğini geri almak durumunda da kaldı. Yani Prigozhin'in yargılanacağını veya Wagner güçlerinin yargılanacağı veya ceza alacaklarını falan söylemişti ama hepsi Belarus'a nakledildi falan. Dolayısıyla bir bu anlamda geri adım da söz konusu. Wagner yürümeye devam etti. Yani konvoylar devam etti yürümeye. Bu biraz Rusya gibi devletler açısından böyle güvenlik aygıtı üzerine inşa edilmiş devletler açısından bu tarz meseleler karizmanın çizilmesi liderler açısından bir iç kanama gibidir. Yani öyle söyleyeyim. Yani bu devam ederse bu büyük bir yani krize, hastalığa neyse hatta fiziki anlamda Putin'in ölümü değil ama hani siyaseten sistemin çökmesine yol açabilecek bir durum oluşturabilir. Yani bunu şöyle söyleyeyim, zamanla büyüyebilecek bir risk bu. Riski artma ihtimali oldukça yüksek bir çizik bu, onu söylüyorum. Hani Putin önceden hep içeride dokunulmazdı yani. Yine Prigozhin Putin'i devirmek için yola çıkmadı. Ancak gelinen noktada o yani işte Putin'in geri adım atması, Wagner'e yürümesi, devam etmesi falan işte bu Putin'in dokunulmazlığı bir anlamda o dokunulmazlık tabusu yıkıldı. Anlatabiliyor muyum? Yani o tabiri caizse büyüsü bozuldu. Putin'in büyüsü bozuldu. Bu hemen sonuç vermeyebilir. Hani yani Putin tepesinde olduğu o güvenlik aygıtının nasıl diyelim çökmesi gibi bir sonuç hemen vermeyebilir. Ancak Kremlin kendisi açısından gerekli ve yeterli önlemleri almazsa bu iş böyle Sovyetler sonrası Lenin'in heykellerinin yıkılması gibi ard ardı hızlıca ona dönüşebilir. Onu söylüyorum. Yani çizik önemli bir çizik, ciddi bir çizik. Büyü bozuldu. Bu açıdan bence bu not edilmeli. Önemli bir şey. Dediğim gibi içeriden gelen tehdit açısından daha önemli. Yani Ukrayna'daki Ukrayna ordusunun sizi dinlememesi başka bir şey ama iç güvenlik aygıtının dinlememesi başka bir şey. Bu bağlamda 2024 seçimleri nasıl etkilenir derseniz ben şöyle söyleyeyim. Bence bu yaşananlarla en başta biz Putin yani biz hem Putin'in arkasındaki gücü gördük hem de Putin'e meydan okuyabilecek güçleri gördük. Yani kastettiğim şu, Wagner konvoyları yürürken belli zaten çeşitli güvenlik birimlerinden, askeri istihbarattan olabilir, ordudan olabilir, iç istihbarattan olabilir, başka güvenlik birimlerinden olabilir, destek almış. Çeşitli birimlerinden destek almış. Yani biz bunu gördük. Rostov'da bir direnişin olmaması, Voronej'de işte şeyde öbüründe falan. Ya bu sadece kan dökülmemesi için Voronej'i almasına izin verdik. Biz bu Moskova'da karşılayacaktık Wagner'cileri falan. Bunu demekle geçiştirilebilecek bir mesele değil bence. Bu Prigozhin'in yola çıkmadan önce içeride kendisine destek verenlerin olduğunu gösterir. Bu destek verenler ille de Prigozhin'in yaptığı eylemi destekledikleri anlamına gelmez. Bu destek verenler belki de bir kısmı aynı zamanda Şaygu'ya, Gerasimov'a da karşı oldukları için bu desteği veriyor olabilirler. Yani sistem kendi içerisinde bir sos verdi, bir alarm verdi. Bunu söylemek istiyorum. Rus devleti dediğim gibi normalde hani çok geniş bir güvenlik aygıtı üzerine oturur. En az bu 7-8-9 birimden 9-10 birimden oluşur. Rus ordusu vardır. Savunma Bakanlığı işte tepesi 1.3 milyon falan yani 1.3-350 bin kişiden oluşabilir. Tahmini yani aşağı yukarı. Polis dersiniz MVD 900 bin. Rosguvardiya dersiniz 350 bin.
işte 300 bin MVD İçişleri 300 bin MCS Olağanüstü Haller Bakanlığı, onların da elinde silah vardır, güç vardır. 280 bin FİS'in iç güvenlik birimidir o. İstihbarat vardır FSB 200 bin. 100 bin dış istihbarat SVR. Buna GRU askeri istihbarat eklemeniz lazım. Sayısı tam belli değil ama o da yani 70-100 bin falan civarı olduğu tahmin ediliyor. Bir de buna FSO eklersiniz. O da yaklaşık yine 50 bin civarı falan. Dolayısıyla topu, hepi topu bu toplamda aşağı yukarı 3-3,5 milyon civarı Siloviki grupları demek bu yani. Bunların elitleri vardır. Grupların, hani bu grupların veya birimlerin elitleri, yöneticileri veya işte etkili isimleri vardır. Mesele işte Rusya'da yani devlet Sovyetler Birliği'nden sonra bu kurumlar üzerinde bir anlamda inşa edilmiştir. Sovyetler Birliği'nde bu kurumların sayısı 3 idi. Kızıl Ordu vardı 1, işte 2 KGB vardı, istihbarat, 3 MVD vardı. Yani İçişleri Bakanlığı. Bu kurumların sayısı artmıştır Rusya Federasyonu'nda bu anlamda. Ama devlet bunun üzerindedir. Ya oligarkların tabii ki belli bir etkisi vardır ama oligarklar şunu bilir. O güç, o para, o finans kaynakları kendilerine Silovikilerin verdiği güçtür. Neticede var, oligarkların her biri bugün oligarktır. Ertesi gün Bedni olabilir, Sami Bedni çalacak olabilir Rusya'da. Yani ertesi gün Rusya'nın en fakir insanı olabilir. Bunu bilir oligark. Dolayısıyla Rus siyasetinin asıl özneleri Silovikilerdir. Veya asıl gizli özneleri diyelim Silovikilerdir bu anlamda. Oligarklar önemlidir. Parayı belki kontrol ediyorlardır belli ölçüde ama parayı asıl kontrol edenler de bu yine Silovikilerdir. Yani bir Gazprom başkanı Alexei Miller değildir. Bir Rosneft başkanı Igor Seçin değildir. Etkili isimlerdir bunlar. Putin üzerinde etkilidir. Veya Mikhail Friedman öbürü şusu busu falan değildir. Bunlar oligarklar o gücü, finansal gücü neticede bir balon gibi bir anda patlayabileceğinin de farkındadırlar. Dolayısıyla Rusya'yı yöneten işte hani şu ekranda gördüğünüz ama bunların sayısı daha fazla dediğim gibi. Sadece kurumların tepe yöneticilerini kastetmiyorum. Çeşitli klikler vardır, gruplar vardır. Putin bu grupların, bu elitlerin konsensüsü olarak zaten iktidardadır. Hep söylemiştim bunu. Putin arbiter olarak geçer, hakem olarak geçer Rusya'da, Rusça'da. Yani devlet başkanı tepedir. Bu aynı zamanda sadece bu Silovikilerin tepesi anlamında değil, konsensüsü anlamında değil. Yasamanın da tepesi, yürütmenin de tepesi, yargının da tepesidir. Yani daha, yani şöyle düşünün, çatının tepe zirvesidir yani. Öyle bakılır devlet başkanları. Rusya'da devlet yönetimi böyle bakılır. Yani yasama, yürütme, yargı ayrı ayrı falan. Bir de bunların da üstünde devlet başkanı vardır. Buna dini kurumları, patriki de falan katabilirsiniz bu anlamda. Dolayısıyla biz bu meselede ben şöyle değerlendiriyorum. Ukrayna'daki savaşın başlangıcı da zaten biraz bu iç klikler arası, o Kremlin'in kuleleri arasındaki iç mücadelenin neticesinde o karar alındığını ben düşünüyorum. Aynı bu Wagner'in yürüyüşü bu anlamda, bu isyan, Prigojin isyanı da bu meselenin ikinci olarak çok ciddi bir şekilde gün yüzüne çıkmasını biz gördük bu klikler arası mücadelede şu son 1,5 yılda. Hani şundan dolayı söylüyorum Ukrayna Savaşı bağlamında da. Çünkü Ukrayna Savaşı çıkmadan önce ben şunu söylüyordum. Yani çok büyük götürüsü olur Rusya açısından. Getirisi daha az olur. Dolayısıyla Ukrayna ordusu direnir. Demiştim yani 24 Şubat 2022 öncesi videolara bakarsanız birçok gerekçe sunmuştum. Dolayısıyla bu savaş kararını alması Rusya açısından, Putin açısından çok rasyonel gelmiyor falan diye söylemiştim. Ben yanıldım. Yani o öngörümde yanıldım ama Putin'in ben yanlış yaptığını düşünüyorum. Çünkü o argümanlarımın arkasındayım. Kaldı ki hala yani zaten o argümanlarımın doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ancak demek istediğim şu, o gün de savaş başladıktan sonra da söylemiştim. Bu kararın alınması, Ukrayna'daki savaş kararının alınması çok muhtemel ki yine Kremlin'in kuleleri arasındaki güç mücadelesinin neticesinde yapılmış olabilir. Bu karar alınmış olabilir. Mesele biraz 2024'teki başkanlık seçimleriyle ilgili olabilir. Belki Putin'le devam mı, tamam mı bir mücadelesi veriliyor olabilir içeride. Dolayısıyla bu Prigojin isyanı meselesinde ben bunun ikinci halkası olarak görüyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim. Ukrayna'daki savaş kararının
alınmasının, yani ondan sonraki ikinci bu klikler arası mücadele. Bu şu anlama gelmesin, hani karar alınırken işte Putin bir şey bilmiyordu falan, o anlamda değil. Hani Putin iyi, çevresi kötü falan, o anlamda söylemiyorum. Putin zaten kendisi inanmış. İşte Ukrayna ordusunun direnmeyeceğini falan, işte neyse söyledik yani. Ama siz 60 kilometre tankları falan dizerseniz Ukrayna, hani o savaş başlarken, şimdi burada bir sıkıntı var. Yani benim savaş öncesi öngördüğüm Rus istihbaratı göremiyor muydu? Görüyordu tabii ki. Ama belli ki Putin'i bilgilendiren ekipler, gruplar arasında sahadaki durumu çok daha farklı yansıtan, Putin'in böyle bir karar alması için çaba gösteren isimler olmuş. Yani onun için zaten iç mücadeleyi bundan dolayı o görüyoruz. İç mücadelenin, yani ortada bu mücadele. Ama kim vardır, kimdir? Ahmet, Mehmet mi, işte Alexander mı, Mihail mi, öbürü mü, Piotr mu, hangisi, ne tarafta, onu ben bilemem ama mücadele görünüyor. Çok, yani açık bir şekilde görülüyor, onu söyleyeyim. Bu bağlamda ikinci kez bu mesele, dediğim gibi, 2000 yani su yüzüne çıkmış oldu çok net bir şekilde. Yani sistem bir anlamda bazı taşların yerini değiştirmek istiyor. Yani sistem, hani fili ver atı al, işte kaleyi ver veziri al diyor belki. İşte Putin'e deniyor ki, belki de bilmiyorum ama hani yorumluyorum. İşte Şaygo olmasın Dümin olsun, işte Gerasimov olmasın Surovikin olsun, veya bunlar olmasın başkaları olsun. Veya bu budur yani, hani o mücadele bu. Açıkçası şahı, hani satranç üzerinden gidiyoruz. Şahı, yani Putin'i değiştirmek isteyip istemediklerinden ben pek emin değilim. Bunu söyleyeyim ama 3 gün öncesine göre veya 5 gün oldu herhalde Prigojin isyanı sonrasına göre, yani öncesine göre, bu da artık bir ihtimaller dahilinde olarak görülmeli. Ben öyle yorumluyorum. Putin'in kendisine yönelik belki bir rahatsızlık o kadar büyük olmayabilir bu güvenlik elitleri için arasında. Neticede Putin'le de devam edebilirler. Yani çünkü Putin'in hala şu an bile ciddi bir toplumsal desteği var. Bu da bir gerçek. Her ne kadar Prigojin isyanı da olsa, çizik değse karizmasına falan, otoritesi sarsılsa da, yani bence hala yine %50'lerin altına falan indirin ben düşünmüyorum Putin'e desteğin. Ancak yenilemek de isteyebilirler şahı. Bu anlamda da hani kendi istediklerine getirmeye de çalışıyor olabilirler Putin'i. Bu güvenlikçi mekanizma, o bir kısım yapılar, gruplar. Ama getiremezlerse Putin'i değiştirmek de isteyebilirler. Dolayısıyla bu mesele bence 2024 sonrası Putin kalsın mı gitsin mi meselesiyle dolaylı yoldan irtibatlı, ilişkili, öyle söyleyeyim. Bu anlamda da daha önce, hani Prigojin isyanından önce 3-5 defa belki söylemiştim. Ukrayna'daki savaş belli bir tempoda gittiği takdirde ben Putin'in görevde kalacağını 2024 sonrası da çok büyük ihtimal, %90 neyse işte ihtimal, görevde kalacağını falan düşündüğümü, öngördüğümü söylemiştim. Bu görüşümü biraz önce anlattığım nedenler dolayısıyla güncelliyorum. Nedenleri söyledim. Şu an benim görüşüm %50. Putin 2024'te kalır mı gider mi? %50. %51 değil. Eğer önümüzdeki aylardaki gelişmeleri izleyeceğiz, güncellemem gerekirse ona göre nedenlerini söylerim, güncellemiş olurum. Dolayısıyla o düşüncem belli bir değişime uğradı. Prigojin isyanı sonrası onu net bir şekilde belirtmiş olayım. Bu da biraz Kasım ayı gibi belli olur. Sonbaharda belli olur. Adaylar falan onun öncesinde, biraz öncesinde belli olur tahminim. Yani o tahmin değişikliği yapacaksam herhalde o zamanlar tekrardan ele alırız. Peki hani güvenlik birimi haricinde, hani peki bu iş danışıklı dövüş müydü diye soranlar oluyor çok. Zaten anlattıklarımdan anlamışsınızdır. Ben bu meselenin danışıklı dövüş olduğunu düşünmüyorum Putin ile Prigojin arasında falan. Belki bir iki şey daha söyleyebilirim. Yani bu iş böyle, hani karizması çizildi falan, otoritesi zayıfladı diyorum zaten. Yani bu iş böyle 15 Temmuz benzetmeleri üzerinden okumak yanlış. Hep böyle insanların zaten hani darbe falan filan deme, Türkiye'de böyle darbe, kalkışma falan deyince hani onun bir alıcısı var. Hani ben gazeteci olsam belki öyle bir manşet atabilirim yani, ama gazeteci değilim, analistim yani. Hani ilgi çeksin, böyle dikkat çeksin, işte insanlar Rusya'da darbe falan, mesele o değil. Meselenin iç yüzü işte anlattığımız bunlar.
Yani demek istediğim şu, bu 15 Temmuz, Erdoğan'ın 15 Temmuz tezgahıyla uzaktan yakından bence alakası yok. Burada Erdoğan 15 Temmuz sonrası müthiş konsolide etti gücünü. Burada öyle bir durum yok. Burada Putin bu ekiplerle o anlaşmasını, o konsensüsünü tazelemesi gerekiyor. Yani Putin'in. Neticede biraz olay buna bakıyor. Yani bu çatırdayabilir. Hani vazo hani çatırdayabilir. Vazo çünkü çatladı. Çatırdayabilir ama hani vazoyu o çatlı kapatabilir. Bir şey sıva yapabilir, alçı da yapabilirler. Onu önümüzdeki aylarda izleyeceğiz. Yakından izlemeye devam edeceğiz. Hani bir taraftan tabii Putin böyle hep neticede Savunma Bakanlığı'nın verilerine hala atıf yapıyor. İşte dün de 257 tankını falan Ukrayna'nın karşı taarruz başladıktan sonra falan imha ettik falan dedi. Yani hala kurumlardan yana tavır gösteriyor Putin. Prigojin çünkü Şaygun'un Putin'e yalan bilgi verdiğini Gerasimov falan söylüyordu. Yani demek istediğim şu, yani danışıklı dövüşle ilgili bir durum çok söz konusu değil. Tabii bir diğer şey de ben bu tarz krizlerin açıkçası eğer o çatlağı kapatıcı önlemler alamazsa Kremlin önümüzdeki süreçte ben Wagner üzerinden olabilir, başka güvenlik birimleri üzerinden de olabilir. Bu tarz veya buna benzer veya bundan farklı ama daha da büyük, hatta daha da büyük krizlerin de yaşanabilme ihtimalini hiç de öyle düşük görmüyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Hatta Ukrayna'daki savaş uzadıkça yani Ukrayna karşı taarruzunda eğer başarılar elde ederse, ciddi başarılar elde ederse o ihtimal daha da artar. Yani o olası daha büyük yeni krizlerin çıkma ihtimali daha da artar. Sistem şimdi bir açık verdi. Bu ileride hani prizi çekmeyi de fişten çekmeyi de belki gerektiren bir tabloda ortaya çıkabilir. Ama yani bunu da göreceğiz. Yani bunu atılacak adımlara bağlı. Bu anlamda ben bu krizin bir anlamda hani bu şekilde şimdi bir anlaşmaya varıldı. Bir hani Ruslar tekniçeski perelif derler. Teknik bir ara verildiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi saflar bir sıklaşacak, bir bakacaklar onlar, al ver yapacaklar bu güvenlik elitleri. Değerlendirme yapacaklar tekrardan durumu. Krizin dondurulduğunu düşünüyorum açıkçası. Pazarlıkların bittiğini düşünmüyorum. Devam ettiğini düşünüyorum. Tekrar dediğim gibi daha farklı bir şekilde patlakta verebilir. Öte yandan tabii bu kriz zaten neticede buna benzer veya bir şeyler bekleniyordu. Onu da zaten önceki yayınlarda defalarca bahsettik. Tabii hani savaşın devam etmesi böyle bir ihtimali arttırıyor. Bu anlamda da dediğim gibi danışıklı dövüş olma ihtimali bana hiç olası gözükmüyor. Sonuca gelirsek bitiriyorum. Son birkaç dakika lütfen sabrınıza sığınıyorum. Şimdi bakın birkaç bir şey söyleyeceğim. Birincisi görüyorsunuz biz bu olaylarda hani halkı hiç konuşmadık. Rus halkı ne diyor, Rusya halkı ne diyor işte falan filan. Yani Rusya budur işte. Yani bu Prigojin isyanı bize yeni bir şey söylemedi Rusya hakkında. Yani ben şaşırmadım. Gerçekten şaşırmadım. Yani Rusya'da uzun süre yaşayanların ben şaşırdığını hiç düşünmüyorum. Var tanıdığım burada da sordum her birine. İşte bu Rusya. Yani böyledir. Rusya isyanlar, devrimler, şu bu falan, güç mücadeleleri, klikler arası mücadele. Yani tam da Rusya olduğunu bir kez daha ispatladı yaşananlar. Anlatabiliyor muyum? Burada biz halk ne diyor? İşte o gün cumartesi günü sabahtan akşama kadar insanlar haberlere falan bakıyor. Ne olacak, ne bitecek? Halk yok piyasada. Hani Wagner'e giderken falan alkışlayanlar falan var ama mesele o değil. Orada o kadar yüz binlerce insandan bahsetmiyoruz. Kaldı ki dediğim gibi o zaten biraz önce söyledim. Orada normal o yani. İç savaş gibi bir olası bir daha büyük bir meseleye belki engellenmiş insanlar bir taraftan da krizin sönümlenmiş olmasından dolayı falan mutlu. Dolayısıyla burada güç mücadele, Rusya'daki güç mücadelelerinde halkın bir etkisi yoktur. Yok denecek kadar azdır. Bu elitler arası, klikler arası bir mücadele. Türkiye'dekinden farklıdır. Yani biraz farklı yerleri var bu meselelerin. Halkın krize yaklaşımı diye bir şey çok yoktur yani. Vardır ama yoktur. Bu etkilemez süreci, mücadelenin gidişatını etkilemez. Öte yandan muhalefet de yani görünen dumada
partiler şunlar bunlar, onlar da etkili değildir. Sistem içi muhalefet, karman ne opozisya diye geçer, cep muhalefeti diye geçer. Cebini düşünen muhalefet olarak da değerlendirebilirsiniz veya işte cebinde, iktidarın cebinde zaten o muhalefet. Oligarklar da dediğim gibi o anlamda özne değillerdir. Hatta burada ilginç olan mesela Lukashenko'nun o dün yaptığı açıklamalarda ilginç söylediği, çok ilginç, ben önemli söylediği bir şey vardı. O şunu dedi. Ya dedi, Putin beni aradı dedi falan. Bekledim dedi, Rusya'da dedi olaylar oluyor falan. Kimseden ses yok diyor. Bir Matviyenko çıktı diyor. Mujesven'le diyor konuştu. Yani kahramanca diyor Matviyenko, işte Valentina Matviyenko. Rusya Federasyon Konseyi'nin başındaki isim. Bir Volodin çıktı diyor. Duma Başkanı diyor. Bir de diyor Patrik çıktı diyor yani. Destek verdi Putin'e diyor. Neredeydiniz diyor. Süpürgenin altına mı saklandı herkes diyor yani. Yani işte benim dediğim o. Yani halk değil sadece. O Silovik ekiplerde işte Rosku var diye öbürü falan, Rosguvardiya başkanı diyor Zalatov. Ben diyor Putin'le diyor temas halinde dedim sürekli diyor o gün boyunca. Ama insanlar Rusya'da yani Siloviki, o gücü elinde bulunduran insanların bir çıkıp kime neye destek vereceğini bekledi. Erdoğan, Putin'e mi işte ne oldu acaba, Wagner, Prigojin falan, ne olacak bu iş, nereye gidecek diye bekledi. O gücü elinde bulunduranlar da o süreçte bir pazarlık dönüyordu. Yani elitler arası mücadeleydi bu. Bu mücadele orada, halk yok orada, anlatabiliyor muyum? Bu, orada belirlemiyor süreci, onu söylüyorum. İşte Rusya budur. Belarus da biraz budur neticede. Yani Wagner gitti işte, Lukashenko sormadı halka yani, anlatabiliyor muyum? Biraz bu eski Sovyet coğrafyasına has bir durumdur ama Rusya tam anlamıyla bu özellikleri taşır. Böyle değerlendirebilirsiniz. İkinci olarak söylemek istediğim, Putin üzerindeki konsensüsün yara aldığını ben düşünüyorum. Vazo çatladı yani. Kremlin'in üzerinde oturduğu o Rus devletinin güvenlik aygıtı çatladı. Yani öyle söyleyelim. Bunu tamir etmek kolay olmayacak ama mümkün. Bence şöyle söyleyeyim, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra en zayıf göründüğü an idi. Belki öyle yorumlayabilirsiniz. Hani o Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra o ilk haftalardaki başarısızlıklar falan filan, onları bir nebze izah edebildi Kremlin. İzah edebilirsiniz. İşte yani Batı'nın propagandası diyebilirsiniz. İşte Ukrayna'nın dereneceğini falan tahmin edemedik, şu bu falan filan filan. Ama yani o, hani bir anlamda o başarısızlıkları dışarıya yükleyebilirsiniz ama bu son yaşanan olay ülke içinde hani canlı yayından tüm dünya izledi. Bu açıdan hani Putin 2-0 yükleniyor dedim. Yani Putin 2-0 derken tabii Putin mi olacak yoksa yeni bir yüz mü olacak, bunu kastediyorum ben. Eğer Prigojin isyanı öncesi Putin 2-0 yükleniyor demiş olsaydım, o zaman Putin'in kendisini yenilemesinden bahsediyor olurdum. Burada ise hani Rusya'da Prigojin isyanı sonrası Putin 2-0 yükleniyor derken Putin'in kalabileceği, kaldığı takdirde o yeniden o konsensüs sağlaması gerekeceği, gittiği takdirde de yerine gelebilecek yeni bir alternatif ismin olabileceğinden bahsediyorum. Bu anlamda Putin 2-0 hem Putin'in kendisi olabilir hem de o alternatif isim olabilir. Bunun altını çizeyim. %50-%50 diye düşünüyorum açıkçası şimdilik. Savaş konusunda tabii hani öyle bir durumda Putin kaldığı zaman ne olur ne biter, yerine geldiği isim falan yerine gelecekse ne olur ne biter, o ayrı bir konu, ona şimdi girmeyelim isterseniz. Öte yandan üçüncü olarak söylemek istediğim, yani muhtemelen bence, hatta çok büyük ihtimal bence, Batı, Amerika, İngiltere bu saatten sonra o Rusya'nın bu o zayıf yerlerini, hassas yerlerini gördü. O güvenlik aygıtının içerisinde çatlakları gördü. O Vazo'daki çatlağı gördüler. Belki biliyorlardı, ediyorlardı, tahmin ediyorlardı falan ama bu daha net bir şekilde gördü. Ben Batı'nın, genel anda Batı'nın o çatlağı oynayacağını, oraya vuracağını düşünüyorum önümüzdeki süreçte daha fazla. Yani Ukrayna'ya verdikleri silah kadar Batılı ülkelerin şimdi bu meseleye, Rusya'nın içerisindeki o Vazo'daki çatlağa çalışacaklarını, onun üzerine abanacaklarını tabiri caizse düşünüyorum daha fazla. Hani biraz Wagner işte şüphe arttırılacak, bu isyan üzerinden işte diyecekler ki, yani düştü zaten Twitter'da, medyada falan var. İşte askeri istihbaratın şu birimi Wagner'e destek verdi, vermedi falan. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Ancak bu her halükarda
işte Rusya'nın güvenlik birimleri arasında güvensizliğe, şüphe duymaya falan buna oynayacaklar diyorum yani. Demek istediğim bu. Dolayısıyla hem Rusya'nın içinde devam eden bu mücadele hem de Batı'nın ve Ukrayna'nın bu mesele, Ukrayna da aynı şekilde buna çalışacaktır. Daha çok çalışacağını düşündüğüm için savaş uzadıkça bu tarz ve hatta daha dediğim gibi büyük yeni krizlerin çıkma ihtimalini ben hiç de düşük görmüyorum. Bunu belirtmiş olayım. Yani geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar son olmayabilir. Dördüncü olarak hani savaşın sonucu hakkındaki tahminimde tabii bunu bilmiyoruz, daha devam edeceğini ben düşünüyorum da şöyle diyordum hep: Rusya açısından riskler çok büyük. Kaybettiği takdirde, stratejik anlamda bir yenilgi aldığı takdirde, dolayısıyla herhalde askeri açıdan o stratejik yenilgiyi almamak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyordum. Hala aynı düşüncedeyim. Ancak bu düşüncemi de biraz şöyle zenginleştireyim, değiştireyim biraz. Değiştireme de olarak da düşünebilirsiniz veya güncelleyeyim. O da şu: biraz önce söylediklerim ekseninde değiştireceğim. Bu savaşı ileride, içeride yaşayabileceği Rusya, daha büyük hadiseler neticesinde kaybetme riskini gördük. Kaybetme ihtimalini gördük biz geçtiğimiz hafta. Yüzdesi nedir bilemem. Yani kaybetme riskini, bunu önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğiz. Atılan adımları izlememiz lazım. Ama bu ihtimal belirdi. Net bir şekilde belirdi. Yani bu benim söyleyip söylememem ayrı bir şey. İçerideki o çatlak önemli bir çatlak. Öyle söyleyeyim. Eğer önlem almazlarsa dediğim gibi daha sıkıntı olabilir. Tabii diyeceksiniz ki bu olaylar önceden yani savaş başlarken de öngöremezdim. Ya olabilir ama zaten Rusya zaten devrimler ülkesi, isyanlar ülkesi. Bunu zaten ben kendim de söylemişim. Her an her şey olabilir neticede. Ama bu teorik planda konuşmak başka bir şey. Hani bu olayların olabileceğini en başta böyle varsayımsal olarak Rusların tarihine bakarak söylemek başka bir şey. Şimdi somut olaylar üzerine bir tahmin inşa etmek, söylemek, tahmin yürütmek başka bir şey. Şu an hani teoride tabii ki vardı Rusya devrimler, isyanlar ülkesi, ama şu an bir ihtimal olarak, somut bir ihtimal olarak belirdi. Bunu söylüyorum. Savaşın uzamasıyla ve eğer başarısızlıklar olduğu takdirde daha büyük ve Batı'nın da bu durumu kendi lehine kullanmaya çabalamasıyla pratik anlamda kastediyorum. Olguyla, pratik anlamda olguyla yapılan bir değerlendirme olarak bunu ele alın. Kaybetme ihtimalinin ben 5 gün öncesine göre arttığını söylüyorum netice itibariyle. Benim dediğim bu, yüzdesini bakacağız. Yani yüzde vermemin tek bir nedeni var. Kafanızda daha somut bir şey olsun diye. Yoksa bu meselelerin yüzdesi falan olmaz öyle. Yani sadece ne demek istediğim daha net anlaşılsın diye. %51 demek var, %50 demek var mesela, o anlamda söylüyorum. Bu açıdan da hani bu anlamda hani Putin için daha riskli bir karar alma sürecinin olduğunu düşünüyorum. Rusya'yı daha riskli günler, aylar bence bekliyor savaş meselesinde. Mesela nükleer meselenin son 2 haftada Rusya'da çok tartışıldığını görüyoruz. Bununla ilgili ben ayrı bir video yapacağım. Çok ilginç bir, hararetli bir tartışma var. İlginç bir tartışma aynı zamanda. Ayrı bir videoyu hak ediyor. Öte yandan Zaporojye nükleer santralinde falan provokasyon ihtimali konuşuluyor. NATO zirvesi öncesi bu Vilnius. Üste Temmuz ayında işte Baltıklarda NATO'nun hava gücü falan da savaş durumuna falan getirilmiş böyle. Hani normalde olağanüstü durumda askeri yani eylemlere şimdi katılabilecekler ama normalde hava sahasını koruyorlardı daha ziyade. NATO uçakları Baltıklarda ama şimdi dediğim gibi riskli bir alarm durumuna geçirilmiş. Dolayısıyla sanki bir taraftan da herkese bir şeyler hazırlanıyor gibi. Dolayısıyla bunu göreceğiz, izleyeceğiz. Son bir husus da şu video repliğe bakalım. Bu Fitil diye geçer. Sovyet sinemasının kısa filmlerinin çekildiği 60'lı yıllardan beri 2009'lara kadar falan, 2010'lara kadar herhalde bu çekiliyor. Rusya'nın böyle satirik, alaycı, kendilerini biraz eleştirdikleri böyle, Rusçanız varsa muhakkak izleyin. Bunlar YouTube'da falan var. Böyle kısa kısa videolar, skeçler vardır Rusların. Bu da öyle bir skeç. 1992 yılından, Prostaya Situasiya diye geçiyoruz. Yani sıradan bir olay, sıradan bir iş falan diye. Videonu biraz izleyelim. Anlatacağım ne dendiğini, belki Rusça bilmeyenler için izah edeceğim. Güzel, orijinal bir şey. Burada yaşanan olayı anlatıyor aslında. Prigojin isyanını ve Rusya'nın verdiği tepkileri falan anlatıyor. Bir bakalım, devam edeceğiz. Ne olmuş?
помощи. А что варит? Наши бьют. Кто бьет? Не наши. А как вы определили, кто наши, а кто не наши? Как определили? Да никак. Наши всегда наши, а не наши, не наши. А может наоборот? Что наоборот? Да все наоборот. Наши это не наши, а не наши это наши. Глупости какие говорите. Наши это всегда наши. Не скажите. Бывают такие наши, которые совсем не наши. Şimdi o adam geliyor tabii, bir kavga var diyor orada. Bizimkileri dövüyorlar diyor, korumalar nerede falan, yardım edin falan filan. O adam da diyor ki bizimkileri diyor, bizimkiler olmayanlar dövüyorlar falan diyor. Bu adam da diyor ki ne diyorsun sen diyor, anlat bakalım diyor. Ya diyor bizimkileri falan dövüyorlar. O da diyor ki nereden biliyorsun diyor, belki de diyor bizimkiler dediklerin diyor yanlıştır diyor, onlar bizimkiler olmayanlardır diyor. Öbürleri bizimkilerdir diyor. Dolayısıyla hani belki de diyor seninkiler senden olmayanları dövüyorlardır gerçekten falan. O da devam ediyor bu skeç yani. Güzel bir skeç. Bu olayı anlatıyor gerçekten. Yani özetliyor bu Prigojin isyanını. Sonra adam diyor işte falan yani ne demek bu, böyle bir saçmalık mı olur ya? Onlar işte bizimkiler falan zaten diyor. Dövenler de diyor bizden olmayanlar diyor. O da diyor ki yani bu iş öyle değil. Yani falan nasıl yani falan deyince işte bu iş diyor öyle, bunun bir bilimi vardır diyor yani. Yani insanları böyle test etmeniz lazım diyor falan. Bakarsın ki bazen öyle olur ki diyor bizimkiler dediklerin diyor bizden olmayanlardır diyor. Bizden olmayanlar da diyor bizden çıkabilirler diyor. Dolayısıyla sonra ne olacak falan, adamın kafası karışıyor. Şöyle birazcık daha bakalım, devam edelim. Ya предполагаю. Вы предполагаете, а там наших бьют. Не горячитесь, не горячитесь. Может быть, это не наших бьют, а наши бьют. А вы своими криками помешаете наш. Belki de diyor yani öyle üzülmene gerek yok diyor. Belki de diyor yani bizimkiler bizimkinden olmayanları dövüyorlardır. Dolayısıyla çok da üzülecek bir durum yok falan. Neyse o zaman ne yapacağız diye deyince ya diyor bu işin şeyi var. Yani yedek bir ihtimal var. Yani diyor ki işte şey yapacaksın. Belki de bizimkiler zaten bizimkileri dövüyordur diyor yani. Sonuç bu. Dolayısıyla bu iş zaten o zaman sonuç ne? Sonuç şu. Bırak diyor, zaten bizimkiler her zaman dövüyordu diyor. Dolayısıyla bırak diyor, dövsünler diyor. Sonra anlaşırlar, bakarlar, ederler falan diyor. Bu diyor sıradan bir iş bizim için. Prostaya situasyo diyor. Yıllardır yaptığımız bu zaten diyor. Bırak dövsünler deyince. Tabii hepsini izletmeyeyim. Adam da en son kavgaya katılıyor. Adam da dayak yiyor yani. Evet yani Rusya'yı Rusya'da yaşananları özellikle son yaşananları özetleyen bence bir video aynı zamanda. Evet uzattım, çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi nükleer savaş çıkmaması için bana 10.000 aboneyi verin. Bu iş huzur içerisinde çözülsün. Beğeniyorsanız videoları istifade ediyorsunuz muhakkak, abone olursanız güzel olur, daha doğrusu beğenme tuşuna basarsanız güzel olur, yorumlarınızı, eleştirinizi, görüşlerinizi bekliyorum ve yine bildirimleri açıp paylaşırsanız çok güzel olur. Tekrardan bayramınızı tebrik ederim. Kendinize iyi bakın, sevgi ve sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.